Ha Canan. 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 Tansiyonu versin abi, sen bana bırak. Tamam. Nasıl, iyi mi, iyi mi? Şimdi bakacağım, söyleyeceğim sana. Sen sakin ol, tamam mı? Bana bakın, o Adnan'ı bulun. Bulun bana, kaçmasın bir yere. Tamam babacığım, ben bulacağım, halledeceğim ben. Ha, Canan'ı mı? Canım benim. Geçler içeri, git, geç. Geç gel bana. Eskidi ya. Ay! Sen kimsin ya? Ferdi. Benim ya. Ferdi mi? Kardeşim sen ne bu kıyafette geziyorsun ya böyle? Ya ayrıca biz eve ayakkabıyla mı giriyoruz? Abla bir dur, gözünü seveyim ya. Ya hayatım sen niye böyle geldin bu kılıkta evin önüne kadar? Ne oldu, basın falan mı takip etti seni? Keşke basın takip etseydi aşkım. Zabıta bu sefer de dükkanı mühürledi. Ne? Niye? Bilmiyorum hiç. Ayrıca babam nezaretten çıkmış. Ya, oh şükür. Şükür. Çok şükür de adliye çıkışı benim taksiye bindi. Sen olduğunu anladı mı? Yok, anlamadı. Ah, şükür bari. Çok şükür, çok şükür de ne taksisi, ne taksicisi ya? Abla şimdi bırak taksiyi maksiyi ya. Tam babamı bıraktım dükkanın önüne, zabıta dükkanı mühürlüyor. Galiba dayımla ilgili bir sorun oldu ha. Yani onun yüzünden mühürlendi gibi hissettim ben. Kim bilir yine ne yaptı? E hadi git bak. Gideyim mi? Aşkım ben babamdan çok korkuyorum ya. Şimdi ben orada yokum diye dayım suçu üstüme bırakabilir. Teyzemin yokluğunda birlikte işlettik dükkanı biliyorsun. E tamam işte suçu üstüne bırakmasın diye diyorum zaten. Böyle yapınca da meydanı boş bırakmış oluyorsun. Hadi git. Git mi diyorsun? E koş. Doğru. Ver. Bitmedi abla. Bitmiyor. Hiç Canancığım. İyisin değil mi? Tansiyon mu gene? Evet abi. Hay Allah. Artık bir doktoru görürseniz çok iyi olacak. Duydun mu Canan? Doktoru göstermem lazım seni. İstemem Rasim, istemem. Ya ne demek istemem ya? Hep böyle erteliyorsun ama Canan. Giderim de bu dükkan mühürlü, ne olacak burası? Yahu sen bırak dükkanı. Ya dükkan senin sağlığından daha mı önemli? Lütfen yapma böyle. Gidelim doktora. Nasıl olsa mühürü açtırırız canım. Biraz zor açtırırız enişte. Ya at et, eşek eti yedirdik hep. Evet, hepimiz yedik ya. Hiç mi utanmak var? Fidan, yani o kıymalı börekten bütün mahallede yedi mi yoksa? Sorma enişte, sorma. Behice ablanın kırkı vardı ya. Sağ olsun o abim geldi. Helva yerine börek dağıtalım dedi. Meğer börekler... Demek hayır işine hile kattı bu herif. Bulun bana, o adamı bul Sina, bulun. Sen söyle çocuklara, bulun o adamı. Beni burada bulursa bu, parçalar bu beni. İstanbul kazan, onlar kepçe arayıp bulsunlar. Bulduk Dünür, bulduk. Buldun mu, nerede? Ya kıstırdım içeride, gel. Ya bu kilitli bu, aç bunu. Aç çabuk. Babacığım sakin ol. Şeker. Gel buraya sen, gel. Git, çekil önünden, çekil. Ya ben niye yapayım? Allah Allah! Şimdi söyle bana, ben o dükkanda 30 yıldır namusumla çalışmıyor muyum? Çalışıyorum değil mi? Peki sen o kıymaya at eti nasıl koyarsın? Nasıl benim namusumu, nasıl benim haysiyetimi yerler altına alırsın? Ya söyle. Enişte niye öyle diyorsun enişte? Orası vegan dükkan değil ki sonuç itibariyle. Sen de et satıyorsun öyle değil mi? Ya o et verme. Delirtme beni. Eşek eti, at eti başka. Ben danadan bir de o kuzunun yağlı kısmından ikisini karıştırıyorum. Öyle yapıyorum kıymayı. Vallahi bilmiyordum. Billahi bilmiyordum bak. Eciş müciş olayım ki bilmiyordum ya. Dostlar, Bağçeşmeliler, kurbanınız olun bana yardım edin. Lan sana kim yardım etsin lan? Millete yedirdiğim murdar etleri ağzın gözünü dağıtırım ha. Vur. Sen gitsin, vur. Vurayım mı lan? Vur. Bir dakika. Yok artık, vur mu? Yetmez. İsterseniz Beni böyle bir güzel arabanın arkasına bağlayıp İstanbul turu attırsına sürttüre sürttüre. Sus! Sus! Ya tamam susarım susmasın ama burada benim adil yargılanma hakkım çiğneniyor. Söz hakkı ve kendimi savunma hakkını talep ediyorum. Konuş! Tamam. Ferdi yüzünden. Ne diyorsun? Geldi dükkana. Dedi ki, dayı dedi, dükkan dedi az para kazanıyor dedi. Dedi ki, kâr edemiyor dedi, para kazanamıyor dedi. Yemin ediyorum aynen bunları söyledi bana. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de maliyetleri düşürmek açısından bir takım tasarruflara girdim. Ama ben nereden bilirdim ki benim başıma böyle çoraplar örüleceğini? Ferdi mi yaptı diyorsun yani? Evet, yalan söylüyorsun. Dayı ne yapıyorsun ya? Lan yalan mı? Kaan da duydu, Kaan da oradaydı. Kaan da dedi ki, ben dedi o dükkanda dedi bir gün çalıştım dedi. O dükkan dedi kendini zor çeviriyor zaten dedi. Allah aşkına sen bu işleri bir el at, sen bu işlerden anlarsın dedi. Ben de tamam dedim oğlum, yaparım ederim dedim. Sen de duydun, Kaan'ın dediğini duydun. O ne dedi peki? Sen dedi dükkanı eline al, bu dükkanı kâra geçir dayı dedi bana bu. Dedin mi? Demedim ya, sen dedin onları dayı. Demedi mi? Buyur, duydunuz işte. Kendi ağzıyla itiraf etti işte. Ben başından beri söylediğim şeyi tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben bu dükkanın kârlılık oranını arttırmak için bir takım tasarruflara gitmek. Buydu benim bütün günahım. Sustum, söz savunmanın. Yani anlaşılmıştır herhalde baba. Evet. Yeter. Bak, bütün mahallenin önünde söylüyorum. Bundan sonra ne bu dükkana, ne bu mahalleye, ne de bu memlekete adım atmayacaksın. Görmeyeceğim seni. Hadi yallah. Yallah. Kusura bakma yavrum benim. Aslan oğlum. Hayır ya dinleyin yani hemen Ferdi. Oğlum sen hep burada mı oturuyorsun? Hiç kliniğe çıkmıyor musun? Yok vallahi anne. Danışanım yoksa hiç yukarı çıkmıyorum. Sanki her yere demiştim ya daha önce de denizin kokusu sinmiş gibi. Böyle tatlı bir lodos. Hiç durmadan tatlı tatlı esen bir lodos sürekli denizden koku getiriyor bana. Yosun, yosuni, iyot iyot. Sen iyice idiota bağladın ha. İyot iyotmuş. Çok özledim denizi anne ya. Git oğlum. Yahu gidemem. Danışanlarım var. Kusura bakmayın Feryal Hanım. Kısmetiniz taştı bugün. Aa, kısmetim mi taşmış? Önemli değil, peçeteyle alırız. Hiç önemli değil Gülbinciğim, sağ olasın. Töp töp töp. Baba, fazla gelmesin. Yok yok. Babacığım, ben çıksam olur mu? Kolonya çok kokuyor da bana. Aa, öyle mi? Rahatsız mı oldun? Tabii tabii gidebilirsin. Zaten bundan sonra hep beraberiz. Güzelim benim. Küçük kuşum benim yavrum. Ne yapsak, mandal mı taksak acaba? Böyle yaşayamayacağız ama. Bir dakika Ferda. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Bu Adnan dayınızın bize yapmadığı kalmadı. Bununla yetinmedi. Bütün mahallenin sağlığına kastetti. Hani onun için ona af maf yok o kadar. Vallahi diyecek bir şeyim yok Rasim. Çok haklısın. Ya bu kadın kim? Vallahi bilmiyorum. Affedersiniz, siz kimsiniz acaba? Bir de böyle baş köşeye geçmişsiniz, bacak bacak üstüne atmışsınız. Avukat hanım, babamı içeriden çıkardı. Ay çok affedersiniz, gerçekten ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederiz avukat hanım ya, vallahi çok sağ olun. Hazır elinizdeymişken şu dükkan işine de bir el atsak. Malum mühürlü günler yaşıyoruz. Tabii, bunu konuşuruz. Ben de avukat hanımı o yüzden çağırdım zaten. İyi yaptın, sağ olasın. İyi bir avukata ihtiyacımız olacak sonuçta. Oğlum, hı. Ben kardeşin için endişeleniyorum. Yani çok yalnız kaldı. Bu Tuğçe ile olayı da olmadı. Halbuki ben çok uğraştım. Ama başaramadım işte. Bence ayrıldılar bunlar. Hiç görüşmüyorlar. Sen nereden biliyorsun? Bana bak. Gizli gizli görüşüyorlar mı yoksa? Ben bakma be anne ben de bilmiyorum. Ben sen nereden biliyorsun acaba diye merak ettim. Oğlum bak Tuğçe kafeye gelmiyor. Oğuz da onlara gitmiyor. Ben diyorum ki sen böyle kardeşinle bir oturup konuşsan, onu birazcık dinlesen, biraz Tuğçe ile ilgili ona nasihat versen. Ha? Çok mutsuz senin kardeşin bu aralar. Anneciğim. Şu an Oğuz'a emin ol, Tuğçe hakkında telkinde bulunmaya hiç gerek yok. Sen rahat ol. Bana bak. Hı. Senin bildiğin bir şey mi var yoksa? Ya baba, ya bu Adnan dayım dükkanın önünde böyle zırvaladı. Sen herhalde inanmadın değil mi? Hı. Ne dedi o? Ne oldu? Hani birlikte yaptık falan dedi ya. Sabah birlikte çalıştık, doğru. Ama ben oradan taksiye çıktım. Vardiyayı devredeceğim arkadaşım da gecikince taksi bende kaldı. Ben de o yüzden mecbur dükkana biraz geç kaldım yani. Oğlum, sen taksicilik mi yapmaya başladın gizli gizli? Yo. Kim dedi ya? Kardeşim şimdi sen söyledin ya. Aa, evet. Rasim Bey'i bindirdiğim taksinin şoförü sizdiniz. Üstünüzdekiler de aynı. Ben de nereden tanıyorum bu adamı diyorum. Ben bir pot mu kırdım ya? Affedersiniz, sizden bir şey rica edeceğim hepinizden. Bir 5-10 dakikalığına salonu boşaltır mısınız? Ferdi ile birkaç laf etmek istiyorum. Ferdi sen kal. Avukat hanım da kalsa baba, belki beni savunur. Kalmasın. Size rica edeyim. Tamam, hadi tamam. Çocuklar. Tamam babacığım. 5 dakika. Soğuk değil mi? Ha, buyurun gelin. Şöyle otur kızım. Ha, çantanı da koy. Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bu kararı onlara bırakalım. Onların kararı. Onlar verebilirler, onlar yapabilirler ve kimseye benzemezler emin ol. Acaba bu Oğuz'la Tuğçe bize oyun mu oynuyorlar ha? Geçenlerde de böyle manasız bir çıkışta bulunmuştu bana. Hani hiç ona yakışmayan bir şekilde. Bilmiyorum yani olmuş olabilir, bilmiyorum. Kaan, bak bana doğruyu söyle. Tamam, söyleyeceğim ama kimseye söyleme bak. Çocuklar biraz sıkılmışlar. Nedim'den, onun baskısından çok sıkılmışlar. Azıcık rahat etmek istiyorlar. Bu... Kaan! Ay gel seni bir öpeyim. Ben buna çok mutlu oldum. Ay gel bir öpeyim seni. Tamam mı? İçine sindi mi? Kimseye söylemek yok. Danışanınız geldi Kaan Bey. 10 dakika sonra seansınız var. Tamam Gülbinciğim, ben de çıkıyorum yukarı doğru. Annem de uçarak gidiyordu zaten sevinçten. Aa, ne münasebet. Ben seni aşağıda bekliyorum. Gelirsin yine konuşuruz. Hadi hadi. Oldu. O zaman Gülbin sana arkadaşlık eder. Hiç bakma öyle Gülbin. Kim bilir konuşacağınız neler neler vardır. Hadi ben hastama doğru çıkıyorum. Tabii Kaan Bey. Hadi geç. Anlat bakalım neler var. Aşkım, üşümüyorsun sen burada. Sen geldin ya, üşümem şimdi. Bir şey soracağım sana. Hı. Sen bu bizim taşınacağımızı falan kimseye söylemedin değil mi? Fırsat olmadı ki. Ay. Vay arkadaş ya. Kargocular da artık malı, akılları nereye eserse oraya bırakır oldu. Yeni adetler. Vallahi billahi ya. Tamamen tertemiz duygularla çıktığım bu yolculukta vardığım noktaya bak arkadaş. İnsanın yüreğinin temiz olması yetmiyormuş demek ki. Sicilinin de temiz olması lazım. Ama gel gör ki eti kere bir kere yedin mi bir daha katiyen temize çıkamıyor. İyi. Ferdi oğlum sen niye taksicilik yapıyorsun? Tanemin okul parası için baba. Yani ilkesel bazda karşı çıktığım için işsiz kaldım ya. İyi de biz burada ne gün oturuyoruz? Senin arkanda koskoca ailen var. Zaten sırtında bir sürü yük var baba. Bir de kendi derdimle uğraştırmak istemedim seni. Sen çok iyi bir babasın biliyor musun? Vallahi. Ama biz çok üzdük seni be. Ferdi. Sen de çok iyi baba olmuşsun da benim haberim yok. Yani evladının istikbali için Ya sırtında taş taşıyan babadır işte. Zaten başka türlü de baba olunmaz. Aferin oğlum. Sağ olun efendim. Ferdi, okul işinde de kendini sakın sıkma. Yani sıkıştığın anda biz varız her zaman. Yanındayız evladım. Öderiz ya. Biliyorum baba. Ama mümkünse ben ödeyeceğim. Yok ben öderim. Vallahi kırılırım baba. Olur mu canım ben? Hayatta olmaz. Ben babam burada dururken sana ödetir baba canım? Ben seni çağırdım buraya. Hesabı ben ödeyeceğim şimdi yani. Baba ya. Ya kebapçıya yemek yemeye mi gittik sanki? Hesap kavgası yapıyoruz burada. Nasıl? Çok bir gürültü de gelmiyor içeriden ama. Sessiz sessiz mi kızıyor acaba? Sessiz sessiz nasıl kızacak anne? Aa, sen babanı bilmezsin, o sessiz sessiz de kızar. Onun öyle bir bakışları var ki böyle da diyor ya. Bir şey içer miydin kızım? Yok, teşekkür ederim. Derya kızım, ıhlamur koysana sobanın üstüne. Şöyle ikram edelim avukat hanıma. Ha? İçimiz de ısınır. Hem Damla da yokken böyle evimiz gibi kokar. Tamam anne, tabii. Şimdi bak beni dinle. Şimdi bu tanem yani okula gitmemiş olsa diyelim evde. Sana gelip dese ki baba ben evde kalmak istiyorum. Sen de sorsan niye kızım? Ben senin soğuklarda, sokakta çalışmanı istemiyorum. Sonra sana bir kumbara çıkarıp gösterse. Baba okul paramı bunun içindekilerle ödeyebilir miyiz acaba dese? Ne yaparsın sen? Vallahi der. Der. Canım benim ya. Hiç kıyamam ki ben ona baba. Ben de sana kıyamam oğlum. Ben de sana kıyamam. Bak, ne zaman sen yetiştiremezsen biz yanındayız. O zeytinliğin parasından biraz kaldı. Yok artık baba. Zaten ocağına incir ağacı diktim. Bir de zeytinliğin parasını mı alayım? Gözünü seveyim. Ya Ferdi bak şimdi burada baba oğul tatlı tatlı konuşurken benim kafamın tasını attırma. Uzatma ya. Tamam. Tamam. Yani eğer elim yetişmezse? Evet, el yetişmezse biz gerisini tamamlayacağız oğlum. İyi ki varsın. Sen de öyle. Dayı! Aa! Allah canını almasın senin dayı. Sen beni öldürmek istiyorsun lan. Senin kastın ne lan? He? Senin kime kastın var acaba? Sen bütün mahalleyi mi öldürmek istiyorsun acaba? Ya bu çaycı Zühtü geldi dükkanı anlattı bana. Bak yemin ediyorum sana metresine bilmem kaç lira verip de kadife kumaş kapladığım koltukların üstüne istifra ettim ya. Affedersin. Bana bağırma. Benim hiçbir kabahatim yok o konuda. Ben gidip bir esnaftan kıyma aldım, tamam mı? Kıymaya hileyi o karıştırmış. Yani benim alakam yok. Bunu da kıymanın yanında eşantiyon mu verdiler dayı? İyi günler. Ha? Alın bu da size de yediğiniz etten küçük bir hatıra olarak. Ha öyle mi verdiler bunu? Cahil geldin, cahil gideceksin ya. Allah Allah. İnternetten aldım ben onu. Hem nazarı alır hem de uğur getirdiğine inanılır. Ya bırak şu hurafeleri dayı ya. Ya o börekten sen bana da yedirdin ya. Hiç mi senin acıman yok? Sen içim içime sığmıyor, içim içimi yiyor. Sen nasıl kıydın bizi acaba? Oğlum bilmiyordum lan. Vallahi de bilmiyordum, billahi de bilmiyordum yeğenim. Vallahi ben bilmem dayı. Derya aradı. Babam seni değil evden, mahalleden kovmuş. Derya dedi ki bana, sakın o dayını dükkana sokma. Bak babam gelir sana parlar dedi. Ben hayatımda parlak bir şey istemiyorum dayı. O yüzden kusura bakma. Ben benim dükkandan aldıklarını, iyi günler, geri almak için geldim. Buradayım. Yok ya. Beni mi yiyorsun lan sen? Ha? Rahmetli Beyce ablamın koltuklarından çıkan para ne olacak Nedim? Ha? Bak koltukları kapladım diyorsun. Ne o? Ha? Ne o? Tek başına mı indireceksin koltukların parasını cebe? Bizim seninle ortak bir hukukumuz var. Ayrıca en güçlü bağ suç ortaklığıdır. Sırlarımız var, unutma. Eğer eniştem o sırları öğrenirse acaba kimi yakar? Seni mi? Beni mi? Bir düşün istersen. Ne yapayım Tuğçe yani? Nedim abi görürse de Ayağım buraya alışmıştı. İnanır mısın abi, motor da buranın yolunu biliyor derim. Yani yapacak bir şey yok. Vallahi Görkem operasyondan sonra evde büyük bir sessizlik hakim. Yani bence bu fırtınadan önceki sessizlik. Ha, en sevdiğim fırtına. Hiç olmazsa hareketlilik olur. Yani kesin kararlıyım diyorsun heyecan yaşamaya. Merak etme Tuğçe. Biz kazanacağız. İstersen gel birazdan. Dolaşalım biraz. Gelemem ki, nasıl geleyim? Dedem evde. Sonunda çıkmış nezaretten. İyi. İlk fırsatta gelirsin o zaman. Olur mu? Ay, biri geliyor. Arkaya bastın mı abi? Ha? Anneciğim. Sen ne yapıyorsun burada? Böyle kapıyı da kapatmışsın. Hiç. Telefonda konuşuyordum anne. İçerisi soğumasın diye kapattım kapıyı. Çıldırıyormuş ya Mahmut abi, sorma. Deli gibi şarkılar söylüyor. Onunla değil mi? Kiminle? Kızım sen dalga mı geçiyorsun benimle? Aa, Oğuz. Ama anneciğim bak, o şu an telefonda biriyle konuşuyor. Yani o kişi ben olmadığıma göre birbirimize telefonda konuşuyor olamayız herhalde, değil mi? Sen kimle konuşuyordun? Söylemem. Söyle. Hayır. Ver telefonunu. Anne yok artık ya. Tuğçe ver telefonunu diyorum sana. İyi tamam al. Ama senden korktuğumdan değil ha. Utan diye veriyorum. Çok utandım. Aç kilidini. Al. Bu Görkem babanın anlattığı Görkem mi? Evet. Kızım sen nasıl bir şeysin ya? Ya iki çocuklu dul bir adam getiriyorsun ya da böyle abuk sabuk birini getiriyorsun. Senin bir normalin yok mu? Vallahi anneciğim size normal birini beğendirebileceğimi düşünmüyorum. Bak bak sen. Anne haksızsam haksızsın de ya. Ya ben kendi beğendiğim birini değil de sizin beğendiğiniz birini aramaktan yorulmuş olabilir miyim acaba? Bana bak, bu adamla devam edersen başına gelecekleri düşünürsün. Bununla arkadaşlığını sakın ileri boyutlara getirme. Aile faciası çıkar, benden söylemesi. Tut. Yani benim evlilik anlayışım sizinkiyle aynı değil anneciğim. Sakın beni Damla teyzemle karıştırmayın. Aa, laflara bak sen. Ayrıca artık üstüme de gelmeyin benim ya. Ya ben bu evde sizinle yaşamaktan hala mutluyum. Bunu değiştirmeye çalışmayın lütfen, rica ediyorum ya. Beni de bir salın ya. Beni salın Allah aşkına. Bırakın da kendi kararlarımı kendim vereyim ya. Bırakın ya. Şimdi avukat kızım, bizim bu işten ne edip ne yapıp en az zararla kurtulmamız lazım. Ben bu yaştan sonra bu mühür kırma olayından ne ceza alırsam alayım. Ama Ferdi çok önemli. Çünkü Ferdi'nin yapımcısı savcılığa gitmiş, suç duyurusunda bulunmuş. Cezası çok büyük olabilir. Şimdi oğlunuz hakim karşısında suçu üstüne almış. Eğer bundan vazgeçerse bu sefer de mahkemeyi yanıltma suçundan ceza alır. Hakim Bey bu konularda çok titiz. Özellikle mahkemeye yapılan saygısızlıklarda hiç müsamaha göstermiyor. Bunu bizzat yaşadınız. Peki avukat hanım, yani ne yapmamız gerekiyor, ne yapacağız? Kayınbiraderinizin davası tanıklar değiştiği için tekrar görülmek zorunda. Oğlunuz sanık olacak. Ben yalan söyledim diyemez. Bu durumda daha önceden suç duyurusunda bulunan adamı iknadan başka çare kalmıyor. Anladım avukat kızım, anladım. Çok iyi anladım. O adamı ikna edemezseniz oğlunuzun hapse girmesi büyük olasılık. Anladım, anladım. Kusura bakmayın. Keşke elimden daha başka bir şey gelse. Yok kızım, yok. Sen her şeyi anlattın. Ayrıca senin anlattıklarından ben de kafamda kendime bir yol çizdim. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Ben izninizi rica edeyim. Tabii, tabii. Buyurun, buyurun. Buyurun, geçin. Sağ olun. Tamam. Güzel. Şimdi bu koltukların altına 500 bin yazıyoruz. Ya. Çüş dayı. Beni dinle oğlum. Koltuklar ne kadar pahalı olursa millet o kadar alakadar olur. Aklıma da ayrıca süpersonik bir fikir daha geldi. Nurlar içinde yatsın Paşa dedemin babası. Ki kendisi Selimiye'de, İstanbul'un işgalinde telgrafçıydı. Ben de onun çok eski bir fotoğrafı var. O fotoğrafı da koltukların yanına iliştiririz. Altına da bir güzel Paşa dedemin yadigarı falan yazarız. Nasıl ama? Dayı bu yalan olur ama ya. Pembe yalan. Ama ola da bilirdi. Alan için koltuklarda daha önce kimin oturduğunun ne önemi var? Soru antika mı? Cevap antika. O zaman sorun var mı? Yalan var mı? Yani evet, bu doğru. O zaman oğlum rahat. Bak şimdi, koltuğu satıyoruz, parasını da kuruşu kuruşuna enişteme vereceğiz. Olmaz dayı, olmaz. Biz bunu hayır işi için yaptık yani. Ayrıca 500.000 falan çok hasta rakamlar bunlar. Yok öyle bir rakam yani. Oğlum senin var ya ticarete kafan hiç çalışmıyor ya. Sıfırsın. Elindeki malı değersizleştirmemeyi ben öğreteceğim sana. Basit ya, en basitinden örneğini vereyim sana. Kalaycı. Tencereyi kalaylıyor, yetmiyor. Bir de gidiyor eliyle bir güzel parlatıyor. Öyle veriyor, düşün. Yani doğru, evet. Aşkım bu nasıl? Vallahi hepsi güzel. Yani güzel de taşınmışken deniz manzaralı bir yere mi taşınsak? Hani tam olsun en azından. Ama onlar çok pahalıdır. Aşkım pahalı olsun ya. Sen istedikten sonra ne önemi var? Rezidans bakıyorum ama ben yine. Yani bence böyle lebi derya olsun. Hı? Maya deniz kokarsa? Ya kokmaz. Niye koksun? Kokmaz. Şey yaparız, yazlık aldık deriz, tamam mı? Oraya gidip dururuz. Ha, burası da durur. Annenler de bir şey demez yani. İyi, çok mantıklıymış o zaman. Güzel fikir. Yani. Şu nasıl? Bak şu iyi. Ha. Bak bakayım ona. Bak hele şu koltuğu satalım, tamam mı? Senin banka bilgilerini veririz zaten. Para da direkt sana yatar. Sen de artık içinden nasıl yaparsın bilmem ama bir güzel bir ayrıştırırsın, paylaştırırsın. Eniştemin de zararı neyse dükkandan, onu Fidan'dan tam olarak öğreniriz. O parayı gider Fidan'a verirsin. Ben de eniştemin zararını karşılamış olurum. Ama paraya ben dokunmam. Asla. Zinhar dokunmam. Tamam, zinharsa tamam. Yani Fidan'la sen konuşur, sen halledersin o işi dayı. Parayı da sen verirsin. Ayrıca sen paraya dokunmayacaksan tamam, olur yani. Sen var ya, ne kadar çok para seviyorsun. Bu kadar çok para sevilmez lan bu yaşta, ayıp. Sen ciddi söylüyorum, bak bu para sevicilikle gece uyuyamıyorsundur da ha. Neyse. Hah. Haydi. Bu koltuklar bunlar mı? Bunlar ama arada bir fark var. Bunun uygulamaları yok mu uygulamaları? Hop oradan rengi veriyorsun, buradan ışığı kesiyorsun. Oradan demliyorsun. Bak bir anda 500.000'lik oldu, şaheser. Evet. Yani telefonumun böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum da. Kraliyet koltukları. O kadar diyorum. Vay şıkır şıkır. Tabii. Yanıyor. Yanıyor mu? Baba var. Baba. Aa. Ferdi. Rasim. Nereye? Mutlaka halletmem gereken bir işim var onun için. Ne işi? Daha yeni çıktın içeride. İşte içeride insan olunca böyle vakti de oluyor. Eline boyuna düşünüyor, taşınıyor. Ama daha önce de evden giderken aynı olmuştu. Evet. İyi oluyor ama. İnsan tek başına sakin kalınca... Baba ben de geleyim ya. Yok sen vallahi gel. Vallahi ben de geleyim. Sen gelme ama sen burada kal. Öznur kızım, Canancığım, oğlumla beni yalnız bırakır mısınız? Tamam bırakayım. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi, ben de yukarıdayım. Tamam aşkım. Baba ne oluyor ya? Gel canım. Şimdi bak, ben sizin odada bu koltuğun arasına bir zarf koydum. Ne zarfı ya? Okul parası. Baba biz ne konuştuk ama gözünü seveyim ya. Ya tamam. Eğer ihtiyacın olursa gerekirse alırsın diyelim. Gerekirse. Sonra baba oğul arasında böyle şeyler olur. Bu sır. Kimse duymayacak. Ne senin eşi ne de Canan. Anlaşıldı? Tamam baba. Ya Ferdi öyle gururu kırılmış gibi bana bakma oğlum. Ya bırak, ben senin babanım. Sen o parayı almazsan benim başım öne eğik kalır böyle. Ha? Aslan oğlum. Tamam oğlum. Tutar mısın bana? Nasıl? Hmm. Babacığım. Aa. Damla. Kızım sen ne arıyorsun burada? Üşüteceksin. Yok babacığım ya. Ev çok kokuyor. Bir de Sina var. O yüzden üşümüyorum. Babacığım ben bazen böyle ısıtıcı muamelesi görüyorum ama sorun değil yani. Aa. İyi. Sen nereye babacığım? Kendime iş icat ediyorum işte. Bavulun arka böyle bu tekerlekleri tam dönmüyor da onu bir tamir ettiğim demiştim. Onun için çıktım. Bu arada dedim Sina'ya vurarım belki laflarız ama o da burada. Ha babacığım eğer tercih ederseniz Mahmut abi var dükkanda. Vallahi onu bir düşüneyim, tercih eder miyim etmez miyim? Geleyim isterseniz ben de. Yok oğlum yok, sen ısıtmaya devam. Isıtmaya devam. Torunuma iyi bakın. Onu üşütmeyin. Hadi. Beni görmediniz. Ne oluyor? Peki. Vergi iadesi zarfı gibi. Ben de zarf deyince öyle mektup zarfı gibi bir şey sandım. Ah be baba, bu ne ya? O ne? Aşkım kapıyı kapat. O ne ya? Aşkım biliyorsun ben bugüne kadar sana hiç yalan söylemedim. Çok itiraz ettim ama babam Tanem'in okul parası için zarfa para koyup buraya bırakmış ya. Ne diyorsun? Vallahi. Ne yapacağız? Bak bunu senin bilmiyor olman lazım ha. Ah baba ya. İyi tamam öyle lazımsa ben bilmiyorum, görmedim, duymadım. Aşkım. Hı. Bak şimdi bu para geldi diye ben yan gelip yatacağım sanma, tamam mı? Bu bir yerde değerlenir. Ben de o sırada çalışırım. Çünkü anladım ki çalışmayan ekmek yok. İnsan ailesi ve sevdikleri için çalışınca daha da bir mutlu hissediyor. Ben senin yan gelip yatacağını hiç düşünmedim ki zaten. Alo. Evet. Tabii onur duyarız. Evet. O zaman siz bize organizasyonun tarihlerini verin. Ben de ayarlayayım. Tamam, teşekkürler. Ne oldu be? Bir yakınım mı evleniyor? Ne mutluluk. Bu sene Altın Elma'ya aday gösterilmişsin. Altın Elma mı? Evet. Altın Elma. Evet. Nasıl ya? Garzo Ağa'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterdik dediler. 2 bölüm oynadım ya. Evet. Demek ki 22 bölüm yayınlansa ben Oscar alırmışım. Oscar yani. Anladım onu. Anladım. Çok mutluyum. Tamam, sen şimdi kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Akşam yemekte veririz müjdeyi babamlara. Allah'ım inanamıyorum, kafayı yiyeceğim. Tamam. Harika. Onu sakla bir yere. İyi bir yere sakla. Yürü. Ya iyi bir yere sakla. Tamam oğlum, kimse görmez, kimse girmiyor. Hı hı. Haki Beyciğim, şimdi bakın. Aslında bütün ayrılıklar birbirine benzer. Hatta hepsinin gelişmesi ve sonucu ve acısı aynıdır. Yani mesele kurtarmakla kurtaramamak arasında değişiyor. Bakın özellikle kurtarmamak demiyorum. Kurtaramamak. Çünkü en nihayetinde hepsinin acısı ortak. Halbuki biri açık fikirli olsa, daha iyi niyetli olsa ya da ne bileyim egosunu, gururunu kırıp karşı tarafa doğru bir adım atsa bir anda değişecek ve yemyeşil olacak her şey. Çok daha güzel olacak ama işte evdeki hesap çarşıya her zaman uymuyor. Biliyor musunuz ben de karımla beraber bundan neredeyse 6 ay evvel ayrılacaktım. Hatta boşanma kağıtlarını bile imzaladık. Ama sonra dedik ki bir dakika ne oluyor? Ya biz ne yaşıyoruz? Biz birbirimize ne yapıyoruz böyle? O zaman durup eni konu adam akıllı bir daha düşündük. İyi ki de düşünmüşüz. Şimdi bakın tekrar birlikteyiz ve çok mutluyuz. Üstelik eşim İngiltere'de ve ikimiz için de çabalıyor. Bir bebeğimiz olsun diye. Ve insan dar yollarda hareket ederken bir gün bütün bunların bitip engin bir maviliğe, uçsuz bucaksız bir denize kavuşacağını bilmezcesine üzüyor ve kırıyor birbirini. Ne acı. Ve o gün bir daha yüzünü görmek istemiyorum dediğin, lanet ettiğin biri daha sonra içinde kor alevler saçan bir özlem yangınına dönüşebiliyor. Abi sen böyle yapacaksan karın seni boşasın zaten ya. Böyle horluyorsan zaten net bitsin. Bırak ayrılsınlar. Neyse. Ay yani bir Kaan yurt dışına çıkacak, bir Oğuz yurt dışına çıkacak diye aklım çıkıyor. Aklın niye çıkıyor anlamadım. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Yalnızlık mı? Sen yalnız kalmazsın canım. Ay bu da ne olmuş? Ha, dur hemen şey yapalım orada. Şöyle şunu. Ha. Affedersin elim fincan tutayım derken eline değdi elim. Peki. Ben kafeye gitsem iyi olacak. Gitme. Gitme mi? He gitme. Niye gitme? Gitme. Sana söyleyeceğim var. Tamam, söyle hadi. Ne söyleyeceksen? Sen niye durdurdun ki beni? Muğla'dan zeytinyağı getirttim sana. Ne yağı? Bak, zeytinyağı. Sıfır asitli. Mükemmel bir yağ. Tamam, da çocuklarla gönderirsin sonra. Ben gideyim. Gitme. Ay yok, gideyim ben. Şey yapalım, gitme de... ben seni kafene kadar götüreyim mi? Ah. Yok, teşekkür ederim. Ben kendi arabamla geldim. Ben giderim. Öyle mi? Ha, o zaman şöyle yapsak... Sen beni geçerken Üsküdar'a kadar bırakıver. Olur, bırakayım tabii. He. O zaman şey yapalım. Bir çay söyleyeyim ben sana. Bir çay daha iç. Bunlar soğudu ya. Niye? İçimden öyle geldi. Sonra beni sen Üsküdar'a bırakırsın ha? Peki, o zaman bir açık bir çay olsun. Yani nedendir bilinmez. Zaten bir çarpıntı var kalbimde. Çay kahve herhalde ondan mı? Benim de çarpıntım var. Sende niye çarpıntı var? Vallahi bilmiyorum ki yani öyle bir kalbim çarptı. Çay içmesek mi? Ay vallahi bilmiyorum ki. Olsun ben çay söyleyeyim de içmesek de olur ha? Niye? Çay söyleyince gitmesin de yani o bakımdan. Ben geliyorum. Aa, çabuk döndün Mahmutcuğum. Hasret rüzgarları seni buraya geri mi püskürt? Rasim Bey. Feryal Hanım. Ben Mahmut'a bakmıştım da. Ki o dükkanı biraz bana bıraktı da ama siz gelmişsiniz. Ben gideyim. Hadi iyi günler. Ha, Dünür. Dünür. He? Ne ola ki öyle? Ne ola ki? Ne oldu ki öyle de Feryal Hanım gitti? Şimdi Feryal Hanım burada oturuyordu. He. Ben girdim içeri, beni sen zannetti. Ne dedin de seni ben zannetti? Nasıl ne demek? Yani işte beni sen zannetti yani. Sen şimdi dedin ya, beni sen zannetti dedin ya yani. Evet, aynen öyle söyledim ben de. Sen ne dedin ki o da seni ben zannetti, beni sen zannetti yani? korkma. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey de söylemedi. Ben de ona hiçbir şey sormadım. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. En doğrusu bu ya. Dönürüm, senin için ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Ya bak, şimdi bizim Ferdi var ya, evet. Bu Ferdi'nin yapımcısı gelecek. Suç duyurusunda bulunmuş savcılığa, Ferdi hakkında. Ben de diyorum ki şu adamla bir güzel güzel konuşayım. İkna edeyim. Yani benim dükkanda mühürlü. Senin dükkanda konuşabilir miyiz? Ne demek? Dükkan senin ya. Tabii ki ya. Hem senin damadının dükkan. Senin sayılır yani. İstediğin gibi görüş. Ha bir şey olursa ben yan taraftayım. Sesten gelirim vallahi ona çökerim. Dünür. Ha. Az önce konuşmalarımızdan korktun mu? Biraz böyle tedirgin oldun mu? Böyle suratın böyle oldu. Yok. Git sen. O çay güzel bir çay. Bir şey olursa bana söyle gelirim hemen, tamam mı? Çökerim vallahi ona. Mahmut Beyciğim. Ay ne oldu? Ne dedi Rasim Bey? Vallahi anlamlı böyle manalı bir şeyler söyledi. Tam anlamadım. Ay deme. Sen içeride ona ne dedin ki? O öyle beni o zannetti, onu ben zannetti. Yani beni o zannetti. Aslında bir şey demedim. Arkam kapıya dönüktü. Sen geldin sandım. Ne çabuk döndün. Hasretime dayanamadın mı dedim yani. Deme ya. Ay rezil olduk Mahmutcuğum ya. Ya rezil olacak ne var ya? Ya Canan'a söylerse? Aman söylesin. Ve ondan sonra da herkes duyacak, konuşmaya başlayacak. Yani herkes konuşacak diye, duyacak diye yani oturup dövünelim mi yani? Bırak konuşurlarsa konuşsunlar. İnsanın ağzı torba değil ki bizesin. Ya orası da öyle. He. Hadi gidelim çay içelim. Bir de genç olacağınız. Gel. Gel. Bir şey konuşacağız, gel. Ne oldu be? Gel, otur şöyle. Ne oldu? Ya bir otur. Ben Tuğçe ile şu adam mevzusunu konuştum. Adam? Ha tamam, bitti değil mi o iş, tamam. Bitmiyor. Düşündüğün gibi değil. Tuğçe kararlı. Ya ne demek karar? Ne demek kararlı? Bak ben kafayı yiyeceğim ha. Ya çok gidiyoruz kızın üstüne. Kız sonuçta bu sene son sınıfta. Yani bir yetişkin oldu artık. Yetişkinse olmaz. Olmaz. O yetişkin adam olmaz Derya. Olmaz. Ben kızımı kazulete vermem ya. Veremem yani. Ya sen normal adamları da dövüyorsun Nedim. Kim dövmüşüm ben ya? Kim? Ya sen parkta o çocuğu dövmedin mi? Yok dövmedim hayır. Dövdün. Ben ayırdım sizi. Allah Allah. Hayır. Ya senin yüzünden çocuk yurt dışına kaçtı. Yok artık. Ha yetmedi. Kapının önünde hatırla. Oğuz diye Mahmut abiyi dövdü. Ya onlar dövme sayılmaz ama Derya ya. Onlar böyle sevgi dokunuşları onlar. Böyle mahalle içi kakışı o ya. Sayılmaz ki o. Saylanmaz o. Ayrıca bak benim damat namzetini dövmem mesele oluyor da bu kazuletin dövmeleri niye mesele olmuyor? Ha? Adamı dövmeli ya. Aman dövmeli adamı. Adam dövmeli. Bunu nasıl değiştirebilirim? Adam dövmeli. Her tarafı dövme adamın ya. Vallahi ben onu bunu bilmiyorum Nedim. Yani sonuçta konu ortada. Yani kabahat bizde. Ben Tuğçe'yi tartakladım. Sen damatları tartakladın. Sonuçta bugünlere geldik. Bu kız bizim yüzümüzden mutasyona uğramış virüs gibi yeni varyantlar geliştiriyor. Ya böyle toparlanıp gidiyorum dese ne yapacağız biz? Kim? Ne? Kim? Tuğçe. Hayır. Yani öyle bir şey yok. İterim gider. Ne, reddederim, evlatlıktan reddederim. Yüzüne bakman ki. Reddi miras yaparım. Bitti gitti. Hah işte. Ne olacak? Çocuğundan olacaksın. Aman çok da... Sen NATO kafa NATO mermersin. NATO kafa NATO mermersin. Bak evladım. Şimdi ben yapı itibarıyla böyle meseleleri sulh içinde çözmeyi çok severim. Şimdi şöyle bir durum olmuş. Ferdi o rol arkadaşına sinirleniyor. Tabii sinirlenince size de abuk sabuk böyle söylenmeyecek laflar söylüyor. Ama asıl suç o kızda, yani o hanımefendide. Evet, ortalığı çok karıştırdı. Evladım yani diziyi Ferdi bitirmedi. Siz o hanımefendiye, o kıza kandınız. Siz bitirdiniz diziyi. Siz bitirdiğinize göre yani Ferdi'den de tazminat isteyemezsiniz. O yumruğu da artık affedersiniz. Yok amca. O yaptığının cezasını çekecek. Ama o korkuyla o çoktan çekti. Çoktan çekti. Nasıl? Gece uykusuz. Fırladı uykularından zavallı oğlum. Şimdi bak, burada 4 milyon para var. Bu parayı ben sana vereyim. Siz de savcılığa gidip lütfen o başvurunuzdan vazgeçerseniz. Bir yumruk için 4 milyon veriyorsunuz. Amca sizde de kasa bayağı sağlammış. Bırak kasayı oğlum. Bu 4 milyonu ben yumruk için vermiyorum. O başka bir şey. Evladım, senin çocuğun var mı? Yok. İnşallah olur. İşte o zaman anlarsınız bu paranın bir yumruk için ödenmediğini. Bu 4 milyon Ferdi'nin izzeti nefsi. Yumruk değil. Peki amca, ben bu konuyu bir değerlendireceğim. Sizi arayacağım. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol geldiğin için. Teşekkür ederim. Selametle, selametle. Bir şey soracağım sana. Söyle bakalım. Geçen gün benden hemen sonra kimle konuştun sen? Ne zaman? Ya işte annem geldi ya. Ha. Kimseyle. Yani sonuçta annen telefonla beni konuşuyor görünce aşağıda seninle konuşmadığıma ikna olsun diye konuşmayı sürdürdüm. Başka biriyle konuşuyormuş gibi yani. Bak biz var ya inanılmaz bir ikiliyiz ha. Çünkü ben de anneme öyle söyledim. Bu kafalar aynı fazla çalışıyor. Yani bizim için doğru tanımlama ikili olabilir. Biz iyi bir ikiliyiz. Yani ne yapalım o zaman? Bizimkilerin karşısına geçelim de. Biz arkadaş değiliz, sevgili de değiliz. Çok iyi bir ikiliyiz mi diyelim? Yani bence çok parlak bir fikir değil. Nasıl yapalım biliyor musun? Planın 2. aşamasına nasıl geçeceğiz onu konuşalım mesela. Yani annemin demesine göre babam Görkem'i görünce bayağı bir dertlenmiş. Aa, meseleyi ciddiye almış yani ha? Annem baban istemiyor işte ayrıl falan diye bayağı bir zorladı beni. Sen ne dedin? Tüm cingar çıkartma ihtimaline rağmen ayrılmam dedim. Çok iyi. O zaman planın 2. aşamasına geçebiliriz. 2. aşamaya geçmezsek ne olur? 2. aşamaya geçmezsek seni Kore'ye kaçırırım. Vallahi süper fikir biliyor musun? Ne? Bayağı süper fikir işte. Ben o kadar sıkıldım ki burada durmaktan. Yani Kore'ye gitme fikrine hayır diyemem. O zaman şöyle yapıyoruz. 2. aşamaya geçmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü bu son çaremiz. Bu kadar çok üzülme Rasim abi. Kimse seni suçlamıyor ki. Vallahi öyle Rasim abi. Bak normalde benim sevinmem lazım. En nihayetinde senin dükkan kapalı olunca benim işler arttı. Ama biz öyle insanlar değiliz. Birbirimize destek olacağız güzel abim. Ah be Rasim ustam, sen zamanında bizi çok uyardın. Bu Adnan'a güvenmeyin dedin, bununla iş yapmayın dedin. Biz seni dinlemedik, kusura bakma. Bu saatten sonra Adnan'dan börek falan yenmez. Vallahi düşünüyorum da acaba Adnan abinin günahını mı alıyoruz? Çünkü bizzat yanımda zabıtayı aradı, adamları ihbar etti. Ne zaman? Sen huzur evine yatınca abi. Ben huzur evine mi? İyi yatmışım. Siz aklınızı mı kaçırdınız ya? Benim ailem var, çoluğum var, çocuğum var, torunum var. Abi vallahi öyle söyledi. Dedi ki Rasim abiniz yok, huzur evine git dedi. Gitmedim. Ben huzur evine falan gitmedim. Abi Beyci abla öldü ya. Allah muhtarsız kaldık. Amin, amin, amin. O ölünce muhtarsız kaldık. Zaten en son azada oydu biliyorsun. Adnan abi de muhtarlıkta zabıtayı aradı. Dedi mıntıkamızı da kaçak et satıyorlar. Bizzat adamları benim yanımda ihbar etti abi. Yalnız anlamadığım bir şey var. O ne ara gitti kıyma aldı da bu duruma düştü. Demek o da oyuna geldi. Biz niye gelmedik be Zühtü? Biz de dükkanda yetiştiriyoruz. Aa, dur bakayım. Ne oldu abi? Ya imalathanenin kapısı açıldı. Biri mi var içeride? Dükkanda biri var Rasim abi. Dur bakalım, dur. Fidan! Kızım, dükkan mühürlü. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Vallahi henüz delirmedim enişte. Direniyorum. Kızım, dükkanı mühürlediler. Anlamıyor musun? Evet enişte. Şimdi bu taraf mühürlenmedi. Yani o taraf mühürlü, bu taraf değil. Ya ben de dedim ki belki bu taraf serbesttir. Ne yapayım? Giriştim. Enişte, ben bu dükkan olmadan yaşayamam. Sen bilmiyor musun ya? Ne yaptım ben? Girdim temizliğe. Sabahtan beri oradan buradan her yeri mis gibi yaptım. Dur üstüme şey yapma, sıçratma. Efendim biz zaten 500 girdik ilanı. Hayır, 365'e niye düşelim hazır 400 veren varken? Ha, yok kardeşim biz vazgeçiyoruz. Hem zaten daha yeni girdik ilanı. Acelemiz de pek yok. Ha, oldu iyi günler. 400 bin ne o dayı? He. Ver gitsin. Neyi bekliyorsun dayı, ver ya. Tok satıcı ol. Tok satıcı ol. Ben o 500'ü alacağım bu koltuklardan. Sen merak etme. Ha, en fazla bir 10 bin düşerim. O da pazarlık sünnettir kabilinden. Buyur. Ya yeğenim ne oluyor sana lan? Senin niye keyfin yok? Şişt. Bak söz verdiğimiz gibi her şeyi yapacağız oğlum. Dayı, ha? Sen gitsen ya artık benim dükkandan ya. Nankör, hayırsız, meşhum, münzevi, kadir bilmez ve tabii bir vefa. Bitti mi? Bitti. Bak tamam da babamın kulağına gidecek. En sonunda benim de üstümü yardımla yataklıktan çizecek ya. O olacak yani. Ne kadar çok korkuyorsunuz babanızdan be. İnsan babasından bu kadar korkar mı ya? Pardon. Efendim? Ha, kardeşim %100 antikadır, orijinaline göre restore edilmiştir. Oturucuya tavsiye olunur. Tabii. Biz bu koltuğu daha önce çok meşhur dönem dizilerine bile kiraladık. Hatta kendisi direkt dekor olarak oynadı, hiç sırıtmadan. Bu koltukların da ayrıca dekor ödülleri bile var. Evet, 500 istiyoruz. Evet. Ne? Senin ağzını burnunu yırtarım ha! Terbiyesiz! Zaten fiyatı yazdık lan oraya. Küfür etmek için mi aradın? Manyak! Ben mi manyak? Hadi oradan! Hadi oradan zırdeli! Kapat! Ne oldu dayı? 500'ü duyunca sinkaf yaptı. İyi yapmış. İyi mi yapmış? İyi mi yapmış? Ya niye yapmış, niye? Sen de zaten o ilanda 500 bin yazmıyor mu? Aynen öyle. Diyor ki o külüstür koltuklar diyor 500 olur mu? Sen herhalde diyor 50 yazacaktın. Acaba yanlışlıkla mı 500 yazdın diye aradım diyor dingil. O dayı tamam ya. Bak ben kendi dükkanı kapatacağım. Gideceğim artık, gideceğim. Sen de artık kendi dükkanına git artık. Hadi artık. Vallahi boşa kürek çekiyorum ben. Ben bu aile için, bu mahalle için kendimi paralıyorum. Ama gel gör ki hala kötü olan benim. Hadi dayı. Yeter be. Hadi dayı ama ya. Of ya. güzel olmuş ya. Afiyet olsun oğlum. Eline sağlık Canancığım. Afiyet olsun. Dedeciğim, bu arada pilavı ben yaptım. Bakalım beğenecek misin? Ben mi yaptın? Çok güzel. İlk defa mı yapıyorsun? Yani evet, yavaş yavaş alışayım artık dedim. Okulda bitiyor sonuçta. Başla. Sadece kahve yapmayı bilerek olmaz değil mi? Nedim ne oluyor? Ne oldu? Boğazına bir şey mi kaçtı oğlum? Yok baba, senin yanında böyle ileri geri konuşuyor falan ya, affedersin o yüzden. Kız bir şey demiyor ki. Ben okula artık gitmem demiyor. Ev işlerini öğrenmek istiyorum diyor. Yemek yapmayı öğrenmek istiyorum diyor. Bana bak Nedim, hem yaşı da geldi. Yani daha ne olsun? Dedem haklı baba. Ya ablam da sonra Deniz teyzem gibi olur. Şişt, bana bak sus bakayım. Yok. Burak haklı canım ama Deniz teyzenin en çok da bu şeyleri yapamamasını seviyordum biliyor musun? Ya deneyip yapamaması. Ne yapıyor acaba şimdi? Ben konuştum, yatıyor hala. Ha evet anne, ben de konuştum, yatıyormuş. Niye soruyorsun oğlum o zaman ne yaptığını? Anneciğim, hani sen geçen gün dedin ya, baban şimdi ne yapıyordur oralarda diye. Ya onun gibi bir şey. Hani şu anda ne yapıyor anlamında. Beni mi düşünüyor? Kuru fasulyeyi nasıl yapamadığını mı hatırlıyor acaba şu anda? Doğru. Rasim'im, sen demir parmaklıkların ardındayken benim de etrafım demir parmaklıklarla kaplıydı. Sobanın yanındaydım ama her taraf buz gibiydi. Üşüyordum. Sen de üşüdün mü orada? Yok, sıcacıktı. Kalorifer de çalışıyordu. Buzul gibiydi. O ne demek şimdi? Bak şimdi Adnan mahallede... Yanlış anlamasın diye ben hapiste yatarken o şey demiş, huzurevinde yatıyor demiş eniştemle. Ya rezil etti bizi yemin ediyorum. Adnan işte. Zühtü gelmiş bana ne diyor ya ondan sonra. Bu adam bu yaşına kadar bu kadar çocuğa baktı. Bu kadar çocuk bir adama bakamadınız sana. Ne diyor diyorum. Aynen böyle yaptı. Neyse. Herkesin ağzının tadı yerindeyken ben bir müjde vermek istiyorum. Taneme kardeş geliyor. Hadi canım. Yürü. Ay nasıl sevindim. Evet. Kardeş geliyor. Hayır ya hayır yok öyle yok bir şey. Ya anne nereden çıkardın? Yok öyle bir şey. Yok kuzum. Daha anne. Değil. Ne bileyim ben müjde deyince aklıma o geldi benim. Yok. Altın Elma ödül töreninden aradılar. Garzo Ağa ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne adaymış. Allah. Dayı, başrol değil mi? Herhalde başrol lan. Allah Allah. Ferdi, bak ödülü alırsın almazsın bilmem. Ama aday gösterilmek bile büyük başarı. Alkış! Hak etti. Hak ettilerim kardeşlerim. Sağ olun, benim güzel ailem. Ama ben bu ödülü alabileceğime inanıyorum baba. Ben de. Ve o gün bütün güzel ailemi yanımda, o salonda görmek istiyorum. Mümkünse tabii. Tabii. Tabii mümkün ya, niye? Gideriz hepimiz böyle şık. Ha, 2 dirhem bir şekilde giyiniriz, gideriz. Peki dayıcığım. Sadece aile içinden mi yoksa aile dışından birileri de gelebiliyor mu? Tuğçe. Ya hayır yani baba niye kızıyorsun anlamıyorum. Yani sonuçta Feryal Hanım var, Mahmut amca var. Yani onların haberi olacak mı diye ben şey ettim yoksa... Vallahi kendini aileden hisseden herkes gelebilir dayıcığım. Tamam. Herkes. Ödüm patladı, ne oluyor be? Ya! Oğlum. Ha? Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim ama. Oğlum niye fasulye mi kaçtı? Genzine mi? Çok affedersin be. Kaan. Afiyet olsun. Kaan, Deniz'le ilgili bir şey mi? Şunu açsana. Ne yapacağım? Üstüne dökeceğim. Aşkım sen emin misin ya bu karışımdan? Ya yok ne olacak ya? Uf canım istiyor. Canım var ya o kadar çok tatlı istiyor ki hem de böyle anlatamam yani. Aşkım bu kadar bal yenir mi ya? Ne? Kilo mu alırım? Şişko mu olurum? O zaman beğenmez misin beni? Ya aşkım benim. Sen pilates topu gibi olsan da ben ömrümün sonuna kadar seni seveceğim. Bunu anla artık ya. Anla ve bekle. Geliyorum. Ha? Ay. Madem meselemiz kilo almak, o zaman bu kiloları büyükle alıyoruz, tamam mı? Hı. Bu arada göbeğim aşağı doğru olursa kız, böyle sivri olursa erkek olacak bence. Kimin göbeği ya? Benim aşkım. Ben şu an seninle birlikte hamileyim. Ben hamile bir erkeğim yani. Hatta aşeriyorum. Yediklerim kokmamaya başladı biliyor musun? Oh, alışıyorum galiba. Peki, ev? Yani evde tabii şu an için kokmuyor. Ama belli olmaz yani. Hani bilemeyiz onu. Aşkım, bir şey soracağım. Hı. Bizim toplamda ne kadar bütçemiz var? Yani 10-15 milyon kadar. Daha fazla yukarı çıkamayız ama. Ha, tamam iyi o zaman. Çünkü ben bir tane ev beğendim, 13 milyon. Hem burada set üstünde, annemlere de yakın, mahalleye de yakın. Biz onu hemen alalım, kaçırmayalım. Tamam oğlum aşkım. Tamam, ben şimdi o zaman sana hemen linkini gönderiyorum. Gönderdim. Sen ne yap biliyor musun? Yarın hemen ara orayı, hallet. Tamam, ben şey yaparım. Ararım yarın. Eğer temiz bir evse konuşuruz, alırız ona göre yani. Ya. Ne oldu baba? Annenle konuştum da sen burnunun dikine gitmekte kararlıymışsın, öyle söyledi. Burnunun dikine gitmek demeyelim de kendi hayatını kendi kurma yolunda diyelim. Diyelim. Kızım sen anlamıyor musun ya? O adam ailemizin dengimi gözünü seveyim Tuğçe yapma. Ama çok iyi biri baba. Bana da hiç kötü davranmıyor. İnan bana, gerçekten tanısan çok seversin. Hayır efendim, hiçbir surette tanımak istemiyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Adam hem çok nazik, hem çok kültürlü, hem çok bilgili. Yani sen niye sevmiyorsun ben anlamıyorum. Gözünü boyuyordur kızım o. Gözünü boyuyordur. Yani erkekler böyledir. Evlenene kadar gözünü boyarlar, öyledir. Yani. Tamam, tamam baba, tamam. Sen zaten iyice anneanneme benzemeye başladın. Hatırlıyorsan o da Sina eniştem için aynı şeyleri söylemişti. Hatta sen damat kontenjanından Sina'ya destek olmuştun. Bir, benim sözümü kesme. Lütfen, rica edeceğim. İki, her dediğime bir cevap verme. Olur mu? Ya Oğuz bundan 1000 kat daha iyiydi be. Ama biz Oğuz'la sadece arkadaştık baba. Hani benim yüzümden bitirmiştin arkadaşlığını, görüşmeni hani sonlandırmıştın? Sonlandırdım. Yani ne yapayım ben şimdi? Sen istiyorsun diye gideyim Oğuz'la mı evleneyim? Kim dedi kızım sana git... Oğuz'la evlen diye kim söyledi sana şimdi? Ya, ne bileyim baba, konuşmalarından ben onu anladım yani. Hayır ben misal olarak dedim. Misal olarak söyledim ben onu. Sen üşüdün. Hayır. Sen çok üşüdün. Çok üşüdün sen. Gel. Oh, yatağına sıcacık da şimdi seni tutar. Hı? Oh. Yapayım mı? Neyin yenisi bu? Nasıl yeni bu? Ne bu? Görkem vermişti. İşte dünya turuna çıkacaktık ya. Yani yanında bulunsun dedi. Tövbe estağfurullah tövbe. Kızım, kararını ver Tuğçe. O Görkem mi, ben mi? Söyle. Tabii ki sen baba. O zaman bak bu montu hemen nereden aldıysan geri veriyorsun. Ben illaki bir kışlık mont gerekiyorsa sana en alasını alacağım, tamam mı? Bitti bu konu. Tamam. Yani madem konuyu o mu ben mi'ye getirdin, demek ki çok üzülmüşsün. Ben de seni üzmeye kıyamam artık. Ama baba, ben senden bir şey rica edeceğim. Lütfen sen de bana güven artık, olur mu? Tamam kızım. Tamam, sen o adamı bir daha karşıma çıkarma. Ben ondan sonra sen artık ne istersen yap. Tamam mı? Böyle. Neticede ben senin iyiliğini düşünüyorum Tuğçe. Babalar anlar. Babalar hisseder. Bazen hisseder, o çocukların göremediğini görür babalar, tamam mı kızım? Tamam. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım çöpe atayım dedim ya, korkmasın. Kokmuyordu zaten, atarsın sonra. Yok şimdi kokmuyor gibi duruyor da o birkaç saat sonra kokmaya başlar, şey olmasın. İyi, sen bilirsin. Atıp geliyorum ben. Tamam. Ya. Ha, iyi akşamlar. Ben bu ilandaki satılık ev için aramıştım da. Üsküdar'da set üstünde olan. Deniz manzaralı. Evet, evet. Siz buna 13 milyon yazmışsınız. Bu eve en son ne olur? Ha, 50 bin düşersiniz. Anladım, tamam. Abi yok canım ya, emlakçı değilim ben. Alıcıyım yani direkt. Şöyle yapalım, biz bu evi çok beğendik. Almak istiyoruz. Ben size FES'ten 2 seferlik 40'ar bin lira atayım kapora olarak. Siz de bu evin ilanını satıldı olarak değiştirin. Olur mu? Yok canım, biz kesin alıcıyız ya. Yani kredi falan çekmeyeceğim ben. Direkt alacağım. Evet. Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben size paranın bir kısmını şimdi göndereyim. Diğerini de yarın sabah göndereyim. Olur mu? Tamam. Sina ben. Sina Orbanlı. Ama siz işlemi Mahmut Çatalkaş'la yapacaksınız. Evet. Tamamdır. Siz benim numarama IBAN'ınızı gönderin. Ben size parayı göndereyim. Tamam. Tamamdır. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Canan. Yani yatağımı çok özlemişim. Bu yastık kılıfının kokusu o. Bu nevresimlerin mis gibi kokusunu çok özlemişim. Sadece nevresim kokusunu özlediysen sana diyecek lafım yok Rasim. Canan. Senin kokun benim bedenime sinmiş. Ben nereye gidersem gideyim, kokun benimle beraber geliyor. Güzelim benim, canım. Ne zaman senden ayrı kalsam kıymetini biraz daha anlıyorum. Şimdi ben sana ne diyeceğim, bu Adnan meselesi ortaya çıkınca ben seni zaman zaman çok kırdım galiba. Yani ne bileyim, fazla ileri gittim. Kusura bakma. Asıl ben senin sözünden çıktım. Dinlemedim. Sen hep haklıydın. Yani şimdi bak şöyle yapalım. Şimdi kardeşindir. Özlersin. Ben onu kovdum ama eğer istiyorsan bak senin hatırın için hemen affederim. Hemen gelir. Yok yok. O ne zaman akıllanacak o zaman dönecek aramıza. Tabii huylu huyundan vazgeçer mi onu bilemem. Vallahi Canan bu dünyada olmaz diye bir şey yok. Ne demişler? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Mesela bu... Şimdi, ne? Şimdi söyleyeceğim de yani diyorum ki... Bunu sana söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Söylersem dedikodu olur mu? Olmaz mı? Onu bilemiyorum. Rasim ben senin karınım. İnsanın karısına söylediği şey hiç dedikodu olur mu? Doğru, doğru. Tabii. Karısına söylerse dedikodu olmaz. Olmaz. O zaman söylüyorum. Bundan 1-2 ay evvel de biz pikniğe gitmiştik. Piknik dönüşü sen Feryal'den bahsetmiştin. Hatırlıyor musun? Evet. Canancığım, ben size müjdeyi verdim. Sevindik, sohbet ettik ama öbür konu kaynadı. Sen bana kimi söyleyecektin bakayım? Ay Allah müstahakını versin seninle mi? Bunun için mi aradın beni? Mahmut. Aman Mahmut mu? Evet Mahmut. Mahmut. Cambur cumbur tangır tungur. Kesinlikle. Canan senin işin gücün yok mu ya? Ya niye giriyorsun milletin arasına ya? Niye ortalığı ateşe veriyorsun ya? Bırak Mahmut'u Feryal olacak. Oldu mu yani? Yani. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Canan. Vallahi bunlar son zamanlarda zaten cimri cümle olmuş. İsabet isabet. Eğer birbirini bulduysa bizimle uğraşmaktan biraz vazgeçebilirler belki. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sus, sus. Geçen gün de ne oldu biliyor musun? Şimdi Feryal Hanım dükkandaydı, Sina'nın dükkanında. Ben girince beni Mahmut sandı. Ay tamam dur sen ilaçlarını iç bakayım. Evet, dedikodu dur. Oluyor değil mi o kadar? Dedikodu yani sen de az değilsin ha. Sıcak yanarsın. Ay. Olamaz böyle bir şey ya. Afiyet olsun. Bana bak. Konuşmuşsun babanla, anlaşmışsınız. Konuştuk anne. Yani biraz o benim istediğim gibi biri olacak. Biraz ben onun istediği gibi bir evlat olacağım. Öyle halledeceğiz herhalde. İyi kızım iyi. İyi. Ha. Şu montu da geri ver. Bak sonra yarın öbür gün ileri geri konuşmasınlar. Tamam vereceğim. Unutma. Günaydın. Günaydın. Oo abla. Mis. Günaydın çocuklar. Mis. Günaydın. Günaydın dayıcığım. Babanız gitmiş. Nereye yine ya? Bilmiyorum vallahi. Ama merak etmeyin çalışmaya gittim demiş. Anlamadım. Aa. Dükkan mühürlü. Nerede çalışacak ki? Günaydınlar. Günaydın baba. Günaydın baba. Nasılsınız? Benim güzel ailem. Rasim. Of kahvaltıya yetişmişim. Ama ben sizi gene de böreksiz bırakmadım. Nereden aldın sen o böreği? 40 yıllık Rasim. Başka yerden börek mi alacak yani? Al kızım. Dükkan mühürlü yoksa mührümü kırdın? Adımız mühür kırana çıkacak vallahi. Anneciğim, teyzem anlatmıştı ya, imalathaneyi mühürlememişler. Ben de gittim, böreği yaptım. Zaten 3-4 gündür börek yapmıyorum ya, her tarafım kaşınıyor. Şimdi, size bir sürprizim var. Yaklaşın bakalım, kapıya doğru. Ne oldu ya baba? Ne oldu? Gelin. Yaklaş kızım. Ya, gel torunum, gel. Ferdi. Şimdi sayın bakalım. 1, 2, 3. Lan. Anam. Rasim, nereden buldun sen bunu? Ya bu depodaydı. Bu benim mesleğimin mayası. Çıkardım, tamir ettim, böyle köpük yıkadım. Baba, eskiden bununla börek satmaya çıkardık, hatırlıyor musun? Beni de götürürdün. geri satarız. Şimdi sen bunun şeye götür, bisikletçiye götür. Güzelce şöyle bir tekerleklerini şişirsinler. Sonra ben giderim, gelirim, biraz bir şeyler yerim. O zaman sen gidersin, ben de o arada börek yaparım. Ne bakıyorsunuz öyle? Yani bu küçük araba bize bakamaz mı demek istiyorsunuz? Ya ama yani akmaz adamlar, değil mi? Ne yapalım? Mühür çözülene kadar bunları idare edeceğiz. Güzel ama değil mi? Bak güzel. Mavi mavi. Hadi ben şunu şişirteyim o zaman. Hadi şişir gel. Börekçi, Rasim'in börekleri geldi. Söyle bakayım, söyle bakayım. Börekçi! Börekçi! Sür börek! Aşkım. Ne oldu? Hani şu ilandaki ev vardı ya, satılmış. Aa, olsun. Olsun, başka bakarız. Ya tamam da kaç tane öyle ev var ki hem bizim mahalleye yakın hem de deniz gören? Yapacak bir şey yok. Demek ki o ev bizim kısmetimizde yokmuş. Olsun. Evet, doğru söylüyorsun. Benim canım soğan aşı çekti. Soğan aşı mı? O ne ya? İşte böyle yumurtalı soğan. Bu erkek olacak yani galiba. Canım sürekli soğan istiyor benim. Bir tanem, siz sağlıklı olun da ister erkek olsun ister kız, başımın üstünde yeriniz var. Aşksın sen. Sen de aşksın. Ne yapıyoruz? Soğan aşı mı? Yani sana kokmasın. Yani ben yaparsam kokar. Ama yerken kokacağını düşünmüyorum. Ben anneme gideyim de o yapsın. Bir dakika ya. Hı. Ne demek anneme gideyim yapsın? Burada ben varım. Soğanlı yumurta işi bende. Yapabilecek misin ki? Damlacığım, internet diye bir şey var. Bakarım ve yaparım. Hadi. Yapıyorum. De. Kolay gelsin. Bakalım başka hangi evler varmış? Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Buyurun efendim, buyurun. Heh. Mal burada. Dilediğiniz gibi inceleyin. Yalnız öyle fazla sağını, solunu kazımak falan yok. Nadide eserler çünkü. Beğenirseniz satışta, mal başında pazarlık sünnettir. Biliyoruz, yapacağız bir şeyler. Ben de. Ondan sonra da azıcık sizi yoracağız. İşlemleri diğer dükkanda yapacağız. Buyurun. Araştırmaya devam. İnceleyip tabii. Buyurun. Ah. Tarihi. Evet. Gülbin. Bugün kalkın benim duble olsun, köpüklü olsun. Seansların başlayana kadar Deniz'imle görüntülü sohbet yapacağım. Ama odanız dolu. Nasıl dolu? Anneniz var. Yine mi ya? Anne. Bak yukarı çıkarken aklıma ne geldi biliyor musun? Ben burayı tamamen kapatayım. Yerine de yeni bir kafe açalım. Feryal Kafe 2. Nasıl? Biliyordum. Burayı kapatıp İngiltere'ye gideceğini biliyordum. Yok anneciğim, kimsenin bir yere gittiği yok yahu. Şimdi söyledin işte. Ben burayı kapatayım dedin. Ağzımdan kaçırdın. Saklıyordun benden sen. Güzel annem benim. Sen de bak ileri derecede kaygı bozukluğu başlamış durumda. Yahu ben kendi kafemden çok buraya benim yanıma uğruyorsun diye espri yapmak amaçlı söyledim. Çok kötü espri yapıyorsun Kaan. Ayrıca ben buraya keyfimden gelmedim. Psikolojim çok bozuk. Tamam, çok güzel. O zaman bir psikoloğa gitmen lazım anne. Bana bak, canına okurum senin ha. Etik olarak söylüyorum, hani danışanın olamam ya senin çok yakınım olduğun için. Başlatma şimdi etiğinden. Bana bak, herkese baktım burada. Beni de dinleyeceksin. Bak, dinlemezsen yolarım seni. Tamam anne. Evet, buyurun. Sıkıntınız neydi acaba? Ben çok yalnızım. Yapayalnızım. Yalnızlıktan çok korkuyorum oğlum. Ben var ya, yalnızların yalnızıyım. Yapayalnızım. Ah anneciğim. Benim güzel anneciğim. Gel. Yalnız değilsin ki. Evet ben varım. Oğuz var. Oğuz da gidecek. Ben biliyorum. Anlamıyor muyum? Bana hissettirmemeye çalışıyorlar ama Tuğçe ile araları çok iyi. Bombayı patlatıp bizi atlatıp gidecekler. Oo maşallah dedektifçiliğe de başlamışız bakıyorum. Ya bari seans vermiyorsun, akıl ver. Anne aslında normal bir danışanım olsaydın şu anda kendinize bir hayat arkadaşı bulmayı düşünmez miydiniz deme sırasıydı ama... Ama demez misin? Demem, diyemem. Hem etik olarak diyemem hem de oğlun olarak benim bunu sana söylemem biraz garip olur. Vallahi babam rüyama girer anne ha. Yani baban rüyana girmese böyle bir şeye onay veririm mi diyorsun yani? Allah Allah. Sen çok akıllısın sen. Sen gizli gizli benim içimdekilerimi öğrenmeye çalışıyorsun. Hayır. Ya oğlum ne yapacağım ben? Vallahi anne hiç kusura bakma ama bu yalnızlığın çaresini öncelikle sen... Birey olarak kendini bulmak zorundasın. Kedi besleyebilirsin. Ne bileyim tay besleyebilirsin. Evde neye bak? Kirpi. Hamster. Çok güzel. Tekerleğinde döner. O... Köpek. En iyisi köpek besle. Onların hem arabası da var. Bebek arabası gibi gezdirirsin böyle. İlla bir hayvan olması şart mı? Değil. Hiç lazım değil. Bitki. Efendim böyle girersin. Evdeki oksijeni tazeler. Yemyeşil. Onları böyle okşarsın, duygusaldır, konuşursun onlara. Kapatırlar hemen kendilerini. Böyle birer damla su damlatırlar. Bitkiler, ikebana yapabilirsin. Bitkilerden heykeller. Alırsın makasları eline çat çat. Japon ustaları gibi. İlla bitki olması şart mı? Değil. Canlı da olmasın. Hiçbir şey olması şart değil. Müzik. Ha! Ya da herhangi bir enstrüman. Efendim keman olur. Flüt, panflüt olabilir, santur. Dıngırı onları tıngırdı. Tut bir hoca kendine, bak keyfine. Ay, bak bunu çok iyi buldun işte. Tamam, ben buradan yürüyeyim. Ben de yardımcı olayım mı? Bulayım birilerini, ayarlayayım. Ha yok. Ben senden akıl istedim. Sen de bana çok güzel akıl verdin. Hadi bakalım. Hadi, sana iyi çalışmalar. Hadi görüşürüz. Bir an Mahmut Feryal olalım diyecek diye ödüm koptu vallahi. Ben bir sona boynu yarıdan ayrıldım. Vay. Abi, ha? Hayırdır ya? Oo hayırdır. Ya sazın telleri paslanmış. Ben de onları değiştirdim de akort yapıyordum biliyor musun? Aa, sende bu işler var mıydı ya? Çok ayıp ettin ya. Sen benim gençliğimi görecektin koçum. Abi sendeki bu gençliği de gerçekten merak ediyorum ha. Boks desem var, motor binmek desem var. Müzik de varmış vallahi şahane ya. Evet. Bal Mahmut huzurlarınızda. Hadi bir parça iste bakalım. Ne söyleyeyim senin için? Abi şarkı isteme değil de ben senden başka bir şey isteyeceğim. Şimdi bak, ben sana ne diyeceğim. Ben Üsküdar'da bir ev alıyorum abi. Hayırlı olsun. Yatırım için mi? Yok, yatırımlık değil ya. Damla istedi. Bu senin evin oralarda. Ya bizim ev Damla'ya böyle ahşap kokuyormuş da o yüzden. Oraya mı geçeceksiniz? Vallahi cingar çıkar ha. İşte ben de cingar çıkmasın diye uğraşıyorum ya. Evi alacağım diyorsun yani. Ya şimdi şöyle abi, ben adama kapora verdim. Tamam mı? Kaporayı verince adam da doğal olarak ilanı satıldı olarak değiştirdi. Ha. Damla da bunu görünce vazgeçti. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen bu evi git al, internete falan koymadan başka birine satarsın. Ya oğlum, sen nasıl bir kafayla yaşıyorsun ya? Para bu kadar çok mu geliyor sana? Abi konu para değil ya. Para adamla efede olsun yani. Ya biz şimdi buradan taşınırsak Rasim babayla Canan çok üzülürler ya. Bir de ben yalancı durumuna düşerim. Hani kız da evlendi 2 gün sonra aldı götürdü mahalleden falan derler. Doğru. Öyle söylerler. Doğru. O yüzden... Şimdi ben 12.950.000'e pazarlık yaptım tamam mı? He. Ev bu değerleri bulduğu zaman sen o evi sat bence. Yani sırf Damla o evden taşınmasın diye değil mi? Vallahi abi aklıma başka bir çözüm gelmedi yani ne yapayım? Peki başka ev seçerse onu da mı alacaksın? Ha yok abi ya, ben araştırdım, bu koku mevzuları o kadar uzun sürmüyormuş yani. Hani bu mevzu düzelene kadar direneceğim. Ya kimse üzülsün istemiyorum, ne yapayım abi? Vay be. Ulan bunlar damat değil, bir melek almışlar be. Bana bak, sen şimdi o bilgileri bana at, ilgileneceğim ben. Tamam abi, sağ olasın. Buyurun. Hayırlı olsun. Dayı hayırdır, acele gel yazmışsın. Ha Nedim Beyciğim, hoş geldin. Beyefendiler koltukları satın aldılar. Evet, koltukları yükleyeceğiz. Kaça sattın dayı? 480.000. Tabii ama malın başında da bir pazarlık yaptık yani. Doğruya doğru. Al çekini, beyefendilerle git. Efendime söyleyeyim, onlar nakliye aracını çağırdı, koltukları yüklersin. 2 gün sonra da çeki tahsile gidersin. Çünkü çekin keşidesi 2 günlük, nakit değerinde yani. Sağ olsunlar. Bilmem anlatabildim mi? Canlımsı, keşimsi trink. Siz ondan buyurun beyler. Ben hemen geliyorum. Hayırlı günler. Tabii tabii. Hayırlı olsun. Aa, hepimize. Hepimize. Gözün basiretli tacir görsün oğlum. Mal böyle satılır işte. Vallahi helal olsun dayı ha. Çekiş sordun mu? Herhalde oğlum, bankayı aradım bizzat. Görüştüm. Merak etme. Sağlam. Bekletme adamları ama. Yaktın bizi dayı, yaktın. Ah, yine mi ya? Acaba bu sefer ne yaptım? Bana verdiğin çek karşılıksız çıktı. Daha doğrusu sahte çıktı çek. Ne diyorsun oğlum? Olamaz. Lan oğlum, bankayı aradım, sordum. Sen var ya sen. Aldın parayı, cebe attın, şimdi de gelip çek sahte diye beni mi yiyorsun? Şimdi diyeceğim bir şey ama diyeceksin ki dervişin fikri neyse zikri o, beni de dolandırıcılıkla suçlayacaksın, öyle mi? Neden acaba? Ben hiç diyor muyum sana, sen adamlarla anlaştın, parayı nakit aldın, cebe indirdin, bana da sahte çek verdin diye? Vay arkadaş, bu kadarı benim de aklıma gelmez, yemin ediyorum. Ne fesatsın. Yok, akla gelmesine gelir ama meziyet bunu yapmadan durmakta dayı. Oğlum ben dayın, hiç yaş tahtaya basar mıyım be? Sen hangi numarayı aradın acaba? İşte çekin üzerindeki numarayı aradım oğlum. Bankanın merkezi sistemi. Hatta dur bakayım. Son aramalarda da... Buyur. Son aramalarda da var. Numara burada. Ya ara şu numarayı bir daha. Allah aşkına ara dayı ya. Of ya, of ya. Ararım oğlum. Allah Allah. Terbiyesiz. Numarayı değiştirmişler. Adamlar dolandırıcıymış dayı. Şube bizim gibi insan kaynıyor şube. Adamlar piyasadan malı kürekleyip toz olmuşlar, ortalıktan kaybolmuşlar işte. Ulan ortalık dolandırıcı kaynıyor ha. Yemin ediyorum delireceğim ya. At eti satan mı istersin? Sahte çek mi istersin? Kaynıyor ortalık. Kaynıyor hep. Bize mi kaynıyor bu ortalık acaba? Bizim aç gözlülüğümüzden olabilir mi bu acaba? Ben merak ediyorum ya. Neden hep biz Dimyat'a pirince giderken bulgurdan oluyoruz? Ya ben düşünüyorum mesela. Ben hayatımda hiç dolandırılmadım. Neden acaba? Neden acaba? Neden? Ya çünkü etliye sütliye karışmıyorsun. Tabii. Risk almıyorsun. Rahat. Ne uzuyorsun ne kısalıyorsun. Misal. Sen bayağı uzamışsın dayı be. Kuliç olmuşsun. Kuliç, kuliç. Eskiden vardı o. Ona dönmüşsün uzuya uzuya. Kavganı benimle etme. Kavganı git dolandırıcılarla et. Ayrıca duanı da dürüst ile. Ben o kumaşa 45.000 verdim ya. 45.000. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Size bamya çorbası getirdim. Damla da yer. Sağ olasın anne. Aa, yine ne oluyor? Hiç anneciğim. Ben alayım tencereyi. Al yavrum ama dikkat et. Emaye tencere sıcaktır. Elin yanmasın. Aa, ben bunu hatırladım. Bu sizin çeyizlik tencereniz değil mi? Ben Damla'yı seviyorum. Evet, gerçekten ben Damla'yı çok seviyorum. Ve bunu herkes duysun. Bütün mahalle duysun. Ben Damla'yı seviyorum. Ben Damla'yı seviyorum. Oğlum, çok seviyorum. Hayır. Hayır. Ya emaye tencereyle adam mı dövülür ya? Belki ileride damadın olacak. Olmayacak. Asla olamayacak. Çünkü Damla'ya görücü çıktı. Elleri kulaklarında gelip isteyecekler. O kadar. İşte insan bazen yanılıyor be çocuğum. Sana da az yapmadım o zaman. Kusuruma bakma. Anneciğim estağfurullah, olur mu öyle şey? Ama bu yiyecek tencereyle dayağı. Kızım, yüzünden düşen bin parça. Yüzün küssün. Ne bu böyle bu kadar? Bu çocuğa da yazık. Derdin ne yavrum? Annem, bu ev benim ruhumu daraltıyor artık. Böyle içim sıkılıyor ya, içim sıkılıyor. Bir tane ev bulmuştuk ne güzel, taşınacaktık, onu da satmışlar. O destur, bismillah ya Rabbim. Ya neler oluyor oğlum? Anneciğim, ben bir süredir bu durumu saklamaya çalışıyorum sizden ama biz daha ferah bir eve taşınırsak Damla da sanki daha rahat bir evlilik geçirecek gibi. Yani böyle bir şey ne işittim ne de gördüm. Ya anneciğim tamam, yaptıklarımın geçerli hiçbir açıklaması yok. Ama lütfen itiraz etme. Anneciğim, hormonlardan. Başlarım şimdi hormonlara. Biz de hamile kaldık. Ben 4 tane bebek büyüttüm. Bu kadar da şımarıklığa girer be Damlacığım. Gel bakayım, sanki dünyada ilk hamile kalan sensin. Annelik bu. Kolay değil. Ya buradan başlar ve hiç bitmez. Ay benim güzel kızım. Hayırdır, ne oldu, nereye? Ay benim araba 4x4 ya, sokağa sığmıyor, sizin evin yanına park ettim, Mahmut'a gidiyorum. Dur bir dakika, bu sırtındaki ne? Ah bu mu, yeni hobim. Mahmut bana türkülerimizi sevdiriyor. Hadi Mahmut'a geç kalacağım ama. Mahmut bunun aklına nasıl girdi böyle? Ay şaşırdım kaldım vallahi. Ay dur, çok merak ettim. İşte maşallah erken geldin. Böreklerin bir kısmı fırında hala. Sattın mı hepsini? Hepsi bitti. Hepsini bitirdim ama ben de bittim. Yani Ayaklarıma kara sular indi. Enişte. Ya ben çok endişeleniyorum senin için. Ya ne diyeyim, bence senin emekli olma zamanın geldi. Yani haddime değil ama ya sen geç böyle baş köşeye otur, biz çalışalım artık. Ne yaptın sen bu yaşına kadar, hepimize baktın. Artık çalışma sırası bize gelsin, değil mi? Yani bilemiyorum. Bana bir bardak su versen. Vereyim eniştem. Aa, Rasim gelmiş. Rasim. Canan. Sabah servisini yapmışsın. Evet, sabah servisini yaptım. Hepsini sattım. Şimdi öğle servis için geldim. Fidan da böreği hazırlamış. Şimdi öğle servisine çıkacağım. Rasim, ben Damla'ya uğramıştım. Ya bu kız deli deli konuşuyor. Mahalleden taşınacakmış. Sina'ya harıl harıl ev arattırıyor. Ferah olsun diye. Ya... Şununla bir konuşsam beklerken. Evet, oluruz. Konuşayım. Abla, demeyeyim diyorum ama eniştem zaten çok yoruldu. En azından birazcık dinleniyor şu ara. Sabri'ni tanımıyor musun Fidan? Ben dinlenebilir miyim? Yani evlatlarımın bir sıkıntısı olursa asla dinlenemem. Ne olursa olsun. Hadi gidelim. Hadi yürü. Bu ses ne ya? Alem mi var yanda? Aa. Şimdi Feryal mi tımbırdatıyor bunu? Bilmem. Yani Feryal mi tımbırdatıyor, Mahmut abi mi tımbırdatıyor, yoksa ikisi birden mi tımbırdatıyor bilmiyorum ama günlerdir böyle kafam şişti ya. Ya bunlar sazı tımbırdatırken kendileri de tımbırdamasınlar ha. Dur ya. Ne diyorsun ya? Ayıp. Aa, sen gülme. Allah Allah. Yani... Bir dedikodun eksikti. Hadi yürü, yolda anlatırsın, hadi. Tımbır. Şimdi biraz önce söyledim. La, sol. Rasim, bir baksana. Yürü abla. Yapacağını al. Feryal, ellerine sağlık. İstek alıyor musun istek? Canan lütfen. Kızım bakmayın. Siz devam edin. Ay ben ne oldu hiç anlamadım vallahi. Ya boş ver. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Ver o deminki sesi. Ama ah baba bugün. Annemi kaybediyoruz abi. Allah korusun, o nasıl laf ya? Ne demek? Ya sen buna git bir enstrüman öğren falan demişsin. Evet dedim. Bu almış eline bir tane cümbüşü. Mahmut'la cümbüş çalıyor abi. Bir dakika. Cümbüş mü? Mahmut diyorum abi, Mahmut. Yani şaşırma konusunda cümbüş Mahmut'tan sonra gelir. Anlamadım ki ben, Mahmut cümbüşçü müymüş ki? Yani cümbüşçü müymüş bilmiyorum da abi adamın her şeyde eli var ya, her şeyde. Annem sabah buna gidiyor, tamam mı? Akşama kadar çalışıyorlar abi, yetmiyor. Annem cümbüşü alıyor, eve getiriyor. Online bir şekilde devam ediyorlar sonra. Ya biz bu Mahmut'u var ya çok hafife almışız yani abi. Çok hafife aldık. Annem tamamen bu adamın çekim alanında şu anda. Hayır. Mahmut olmaz. Mahmut olmamalı. Böyle bir şey olamaz. Ya ben kafası dağılsın diye müzik falan önerdim. Kendi kurduğum plana kendim tuzak olarak mı düşeceğim şimdi? Hadi gidelim abicim. Nereye? Ya vazgeçirmeye. Kimi? Annemi mi? Yok, cümbüşü. Sen ne arıyorsun bu ikisinin arasında diyelim, vazgeçirelim. Ha, annemi tabii ki. Kimi vazgeçireceğiz? Ya abi benim kafamda başka bir plan var. Yani onu anlatmak için gelmiştim ben ama. Ne plan abicim? Tamam konuşuruz. Onların hepsini yolda konuşuruz. Yeter ki biz önce şu işi bir halledelim. Ya ben Öznur'la kardeş olmak istemiyorum kardeşim. Üvey olarak bile olsa. Hadi. Hadi bu oyalandığımız şeylere bak ya. Hadi. Aa, babacığım, hoş geldin. Sina oğlum. Sağ ol. Baba. Kızım. Annen Damla ağlıyor dedi. Ben de merak edip geldim. Ben sizi yalnız bırakayım babacığım. Dükkandayım ben. Tamam, tamam abi, tamam. Sen gel, sen. Ha, geç. Geç. Yavaş otur şöyle. Ha, şunu da alalım böyle koyalım. Yat bakayım şöyle. Şöyle. Üstünü de. Şöyle. Neler olmuş bakalım benim küçük kuşuma? Ha? Söyle bakalım. Bilmiyorum baba. Ben galiba iyi bir anne olamayacağım. Sen çok iyi ama çok iyi bir anne olacaksın. Benim minik kuşum, benim güzel serçem, kıyamadığım, benim kıymetlim. Çok güzel bir anne olacak. İnan bana. Bak şimdi anne Derya'ya hamile. Tabii o ilk çocuk ya. Bakıyorum akşamları uyuyamıyor annen. Bir oraya dönüyor, bu oraya dönüyor. Ben de tabii yorgun geliyorum işten. Uyuyorum. Kalk Rasim kalk. Kalkıyorum ne oldu? Ben uyuyamıyorum. Baktım bu uyuyamıyor. Hadi o uyusun diye. Günlerce ben uyumadım. Sonra Ferdi'ye hamile oldu bu. Devamlı ağlıyor. Ama nasıl? Ağlıyor. Bir gün açık sinemaya gittik. Girdik. Ah, baktım Canan gayet normal. Ağlaması dindi. Daldı gitti filme. Ha dedim bu güzel bir işaret. Ondan sonra biz hemen ağlama geldiği zaman doğru sinemaya, en yakın sinemaya. Ferdi onun karnında. O da ne yapsın? Yani oradan hissediyor mu ne? Onun oyunculuğu da oradan geliyor. Daha ana karnından. Canım. Peki Deniz'e hamile olduğu zaman ne oldu annene biliyor musun? Geziyor. Hem de öyle böyle değil. 3 saat, 4 saat, 5 saat. Ya diyorum Canan ben yoruldum. Hayır dolaş. Allah tuhaf koluma giriyorduk. Oraya dolaş, buraya dolaş. Ondan sonra sana hamile oldu. Ama annende hiçbir değişiklik yok. Ya diyorum acaba Canan bana yalan mı söyledi? Beni kandırıyor mu hamile olsa? Çünkü bir şey olacak muhakkak. Ama sende hiçbir şey olmadı. Ve sen doğdun. Evde bir huzur, bir sükunet. Canım kızım benim. Sen eve böyle bir neşe getirdin. Sen sevgi dolu bir evlat oldun. Hatta bazen hep derim annene, ya derim bu Damla var ya, valla abisinden de, ablalarından da daha olgun. Yaşından daha olgun derim. Belki sen bunların acısını çekiyorsun. Yani bu doldun, sonra da boşalıyorsun. Sabret kızım. Zaman ve sabır ve zaman. Tamam mı? Ve bir de Allah senin kucağına sağlık. Bir yavru verirse bunlar hepsi geçecek. Çok mutlu olacaksın. Evden taşınıyormuşsunuz. Annem söyledi. Hayır anne söylemedi. Senin camının önüne konan 2 tane serçe var ya. Onlar böyle geldiler bana cik. Ben dediler Rasim amca. Damla evden çıkmak istiyor. Damla. Hatırlarsın, sen gelin olup gitmeden akşam seninle konuşmuştuk, sen pencerenin önünde oturuyordun. Üzgündün. Ben o zaman sana ne demiştim? Hatırladın mı? Ben senden hiç ayrılmadım ki demiştim. Ben bu evi, yastığımı, yatağımı sizi çok özleyeceğim. Az önce aklıma çok sevdiğim bir türküden bir söz geldi. Diyor ki, ölümle ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem ağır gelmiş ayrılık. Yani adam ayrılığı ölümün önüne koymuş. O gece birbirimizden ayrılacağız diye sarılıp ağlamıştık karşılıklı. Ama bu başka. Madem gitmek istiyorsun, tabii gideceksin. ama şimdi ben sana yani sensiz yapamam, gitme diyemeyeceğim. Evet ben üzülürüm. Üzülürüm ama eğer sen kendini gitmek zorunda hissediyorsan tabii gideceksin. Çünkü ben çocuklarımın mutluluğunu isterim. Yüreğime taş basarım. Üzülme. Kızım. Ben seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek. Hadi yat. Aman aman aman. Mevla birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Hadi sen de söyle. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Şu an olmaz derdime, neler ilaç vermemiş. Diley, diley, diley yar, diley, diley, diley yar, diley, diley yar. Sadece annemin sesi geliyor içeriden. Ben ne diyorum abi sabahtan beri? Ya cümbüş var dedin ya. Ha sadece cümbüş olsa okey yani ha. Aa. Anne. Ay ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ve neler oluyor burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ben de ne yapıyor muyum? Beni merak etmiyor musun anne? Oğlum neden dersin ortasında daldınız? Ha, ders. Konservatuar çünkü burası. Hocamız da maşallah profesörümüz derslerinde. Öyle değil mi anne? Abi bize bir 5 dakika müsaade edebilir misin lütfen konuşacaklarımız? Tamam. Var. 5 dakika teneffüs molası. Tamam. Teneffüs veriyor ya. Oğuz sen de bir müsaade edersen. Çünkü... annemle hayatımın en önemli konuşmasını yapmak üzereyim. Tamam abiciğim, tamam. Hadi bakalım. Evet anne. Ne oluyor? Kendime meşgale buldum oğlum. Aynen senin tavsiye ettiğin gibi. Anneciğim, Mahmut abiyle uzun zamandır aranızda olanları görüyorum ve ben artık yetişkin ve ergin bir insanım. Her şeyin farkındayım. Gördüklerim de hiç hoşuma gitmiyor. Yani? Yani mi? Eğer bu duruma devam edecek olursanız şunu bil... ben de Deniz'in yanına gidiyorum, İngiltere'ye. Hadi bakalım. Olur. Git çocuğum, git. Anne. Bir 5 dakika ben... Ne oldu? Vallahi yok oğlum. Ben bütün elimdeki kozları oynadım ama yine de başarılı bir sonuç alamadım. Ne diyorsun ya? Dur bir de ben deneyeyim abi. Hadi bol şans. Anne ben de abimin tarafındayım. Eğer dediğini yapmazsan ilk uçakla Seul'e dönerim. Tabii git oğlum. 10 yıl, 15 yıl. Tuğçe'yi de götürecek misin yanında? Anne dalga geçmez misin benimle şu anda ya? Sen benden dalga geçiyorsun ya. Bana bak, ben şu an karşımda sanki Nedim'i görür gibiyim. Hani o çok eleştirdiğin Nedim'i. Öyle yapmazsan bunu yaparım, ondan ayrılmazsan şunu yaparım. Ne farkın kaldı senin Nedim'den? Ha? Baskıcı kişilik. Ne oldu? Eğer şu an bir renk olsaydım mor olurdum abi. Ne diyorsun oğlum sen? Yani morum şu anda. Hatta mosmorum. Annem beni var ya içeride çok güzel mor arttı abi. Ne diyorsun oğlum? Ne moru? Ne rengi? Çok morum hatta o kadar söyleyeyim sana yani. Ben direnmekten vazgeçiyorum şu anda. Hayır. Bunu kabul edip diyorum. Annemiz o bizim. Ben sonuna kadar direneceğim kardeşim. Başarılar diliyorum sana abi. Ne yapsak ama ne yapsak? Bir plan yapmamız lazım. Böyle olmaz. Morhatta abi. Bana bak. Ha? Ne yaptınız? Hallettiniz mi işinizi? Abi, önemli olan bizim işimizin bitmesi değil. Önemli olan senin annenle olan işinizi artık bitirmeniz. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Böyle konuşuyorum ben. Ya düş artık kadının yakasından adam. Olmaz oğlum. Niye olmaz? Olacak. Bal gibi olacak. Oğlum boşuna yırtınma. Olmaz. Yırtacağım. Niye yırtmayayım? Anam o benim. Yırtacağım tabii. İstemiyorum ya. Oğlum ben annenizi seviyorum ya. Sen seviyor musun? Yani kanım kurusa da vazgeçmem ya. Allah Allah. Ne? Oğlum ben ananızı seviyorum ve Feryal Hanım'ı seviyorum ya. Ama utanıyorum, söyleyemiyorum ya. Bana bir güzellik yapın, kurbanınız olayım ya. Siz söyleyin de şu işi bitirelim bir an önce ya. Bu işi daha fazla uzatmayalım, hadi. Kurban olayım tamam, ya. Tamam, tamam. Oldu. Bir de onu ayar. Hadi abi, hadi abi. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl olmuşuz? Aşkım, harikasınız ya. Oo. Öznur, yani şu kadar kısa zamanda bu kadar işi hallettin ya. Resmen gözlerinin billuru kumaşlara aktı ya. Helal olsun sana aşkım. E canım, hayatımın en anlamlı gecelerinden biri bırak da olsun bu kadar yani. Baba, biz kazanacağız merak etme. Ben de arkadaşlarıma, benim babam katil değil, o bir oyuncu. Bak, ödül aldı diyeceğim. En çok da senin için o ödülü kazanmak istiyorum biliyor musun kızım? Ödülü aldığım gibi sana vereceğim. Hemen sabah okula götür, bütün arkadaşlarına göster. Herkes anlasın ya. Canım benim, ödül 3 kilo. Çocuk nasıl taşısın onu? Ama ne olacak ya? Biz de fotoğrafını bastırırız, ne olacak ki? Ay kızım benim. Aa, Allah Allah. Dayı, ha? Ne işin var burada senin ya? Asıl sizin ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz ya? Aman be, ne yapıyorsanız yapıyorsunuzdur. Ben bir şuradan telefon numarası alacağım, hemen gideceğim, merak etmeyin. Evet. Yeğenim, ödül alacağımışsın. Gazetede okudum. Ha? Bana bak. Onun için mi hazırlandın böyle? Evet dayı, ailecek gideceğiz de. Gidin tabii, gidin. Ay, gönül isterdi ki ben de geleyim. Yeğenimi ödüller içinde göreyim ama maalesef eniştemden müebbet yedim. İnşallah ödülü sen alırsın yeğenim. Duacını alacağım. Sağ ol dayı, inşallah. Ne numarası aldı? Kolay gelsin abi. Nasılsın? Kolaysa başına gelsen. İyiyim, sağ ol. Hayırdır sen? Nedir yani? Size getirmiştim bunu da. Bize? Aha. Ne bu? Ayva tatlısı bu. Sen ayvayı yedin demeye mi getirdin? Sen hayırdır ya? Yok abi, estağfurullah. Yani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım babında. O manada yani. Tuğçe'ye sordum. En çok kaymaklı ayva tatlısını sever dedi. O yüzden aldım ben de bunu. Nereden çıktı oğlum Tuğçe? Şimdi bir anda konuya nereden girdi bu Tuğçe? Bir anda nereden fırladı bu Tuğçe konuya girdi? Ben senden özür dilemeye geldim abi. Tamam dile. Özrün Tuğçe'yle ne alakası var evladım? Yani geçen gün buraya gelip kabalık ettim ya sana abi. Aslında amacım bu değildi. Biz biraz farklı bakıyoruz bazı şeylere. Değer yargılarımız farklı. Kim oğlum biz kim ya? Biz ne? Sen niye çoğul konuşuyorsun biz ya? Anlatacağım abi, anlatacağım. Yani sonuç ne olursa olsun bütün meseleyi bütün yalınlığıyla anlatacağım sana. Görkem var ya hani buraya gelen çocuk, dövmeli mövmeli bir şey. O yok artık. O bitti o. Öyle bir şey yok. Unut. O konu kapandı. Tuğçe böyle bir ara acaba mı falan dedi ama biz fark ettik, anında müdahale ettik. Tamam bitti o iş. Bitti. Artık ben kızım hakkında dedikodu yürüsün istemiyorum bak. Biliyorum abi. O benim arkadaşım zaten. Kimsin? Görkem mi senin arkadaşın mı Görkem? Oğlum sen mi tanıştırdın bunları yoksa Tuğçe'yle? Yok yok abi, ne alakası var? Şöyle söyleyebilirim abi. Hepsi bir oyundu sadece. Ne oyunu lan? Abi sen bizim Tuğçe'yle arkadaşlığımızı onaylamayıp olay çıkarttın ya. Ben de düşündüm ki acaba böyle birisi gelse, Tuğçe'yi istese o zaman ne yapacaksın gibilerinden düşündüm ben yani. Ya sen manyak mısın oğlum? Sen bunun oyunu mu olur? Sen benim yüreğimi indiriyordun Oğuz. Ben yataklara düştüm lan senin yüzünden. Biliyorum abi. Yani o yüzden özür dilemeye geldim ya zaten senden. Yani umarım affedebilirsin beni. Sonuçta sen de biliyorsun ki ben iyi bir çocuğum. Güvenilirim. Kimseye yanlış yapmam. Biliyorsun. Tamam. Özrünü diledin. Ben de affettim. Hadi git artık. Hadi bakalım. Daha bitmedi abi. Bitir de öyle git. Bitir hadi ya. Bitir şunu ya. Hadi ya. Ben Tuğçe'yi seviyorum abi. Ne? Ya vallahi bunu da bu şekilde ilk defa sana söylüyorum. Yani Tuğçe'yi bırak, kendime bile söylememiştim. Öyle söyleyeyim sana. Hastasın sen. Sen ruh hastası. Senin tedavi olman lazım. Oğlum manyak mısın? Hiç mi öğrenmedin sen bu işleri? İlk defa mı başına geliyor bu? Lan bu kızın babasına söylenir mi oğlum? Ruh hastası. Bu kızın kendisine söylenecek şey. Yani benim sorunum da bu zaten abi. Seninle birazcık kuşak farkı var aramızda. Biz Tuğçe'yle olmaktan, birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz ama yani hiç öyle yanlış bir hareketimiz yok yani. Emin olabilirsin abi. Sen gerçekten değişik bir tipsin ha. Oğlum gelirsin bak, istersin kızı. Biz ailecek otururuz, kendi aramızda sohbet ederiz, değerlendiririz. Ondan sonra uygun bir karar verirsek yaparsın arkadaşlığını Tuğçe'yle. O da bizim belirleyeceğimiz ölçüler içerisinde. Anladın mı? Sen şimdi güzelce git. Bu işi iyice bir tart, düşün, kes, biç. Bütün bu süreci hallettikten sonra gel bir daha öyle konuşalım. Peki abi, yani madem öyle yapacak bir şey yok. Kolay gelsin abi. Levreye bak sen. Sen şu levreye bak ya. Bana oyun yapıyor diyor, oyun dedi. Biz oğlum, biz Anadolu çocuğuyuz biz. Sen oyunu görürsün. Oğuz Efendi. Anladın mı? Oyun neymiş sen göreceksin. Heh. Efendim merhabalar Tekin Müdürüm. Ben Rasim Akyol'un kayınbiraderi Adnan Gözaçık. Efendim bir maruzatım vardı da onu arz etmek için aramıştım size. Anlatıyorum. Ya çok affedersiniz böyle sofrada esnedim ama kusuruma bakmayın. Estağfurullah baba. Estağfurullah baba. Yoruldum tabii. Ha, çok yoruldum. Biz konuştuk bugün zaten eniştemle. Artık dükkanda açılınca böyle yavaş yavaş dinlene çalışmaya başlayacak değil mi? Ya aslında biz dayımla gayet iyi götürüyorduk o işi de. Ne yazık ki o talihsiz olay yaşandı. Ben şimdi burada dayımı savunuyor gibi görünmek istemem ha. Ama hani günahına gidilsin de istemem. Babacığım, dayım o etlerin var ya, kusurlu olduğunu bilmiyordu ha. Gerçekten bilmiyordu. Yani daha ucuz diye oradan aldı. Hani dükkanı kâr ettirmek için. Eğer dayımın affı söz konusu olursa bunları da bilmenizi istedim. Yalnız Ferdi, yani yalnız dükkan meselesi değil ki oğlum. Mahkeme meselesinde beni çok kızdırdı. Nasıl? Ya seni kandırdı oğlum. Suçu kabul etmeni seni ikna etti. Yo, öyle bir şey olmadı baba. Tamamen yanlış anlaşılma yani. Hoppala. Ben onu ikna ettim, o beni ikna etmedi. Bana öyle bir şey demedi. Bana dedi baba. Bana dedi, ben kabul etmedim, o da çok üstelemedi. Baba. Hı. Yani aslına bakarsan dayıda uzun zamandır bir işleri yoluna koyma telaşı, bir dürüst adam olma hali var ama işte eskiden yaptığı işler o kadar alengirli ki şimdi yaptığı işler paçasına dolanıyor. Olay bu yani. Bence de. Yani baba, konusu açıldı diye söylüyorum ben de. Sen dayımı bırakmasan, bir sürede ayrılmasa yani yanından. Ya elinden geleni yapmaya çalışıyor adam. Hay yapabilir, becerebilir, beceremez onu ben bilemem ama deniyor. Madem dayınıza hepiniz kefilsiniz, o zaman gelsin. Hepimizin önünde özür dilesin. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım desin. Bizi ikna etsin. Ben de onu affedeyim. Olabilir. Bu bir seçenek. Aa! Ne ara haber verdiniz? Kapının arkasında mı bekliyordu bu herif? Biz haber vermedik baba. Kim o gelen? Aslında git aç şu kapıya oğlum. Hadi. Allah Allah. Armut gibi yemek yiyorsun ya. Yemeği ara veremiyor ki. Feryal teyze. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Feryal, hayırdır? Hayır Canancığım, hayır. Hayırlı bir iş için geldik. Yemekten sonra birer kahve içer miyiz? İçeriz tabii. Sağ ol sevgilim. Ya çok enteresan yani gerçekten. Hayatımda ilk defa makarnayla birlikte ekmek yiyorum ya. Çok garipmiş. Ama böyle bir şey varmış biliyor musun? Bir yerde okumuştum. Eşi hamile olan erkekler o dönemde, hamilelik döneminde eşleri gibi yemek aşırıyorlarmış. Ya, çok enteresan. Allah'tan bende kokuya duyarlılık, mide bulantısı, baş dönmesi yok da rahat rahat yiyebiliyorum. Kokuya duyarlılık bende de yok artık biliyor musun? Aa, çok iyiymiş. Sevindim. Güzel. Aşkım ne diyeceğim? İlanlara bakalım da yeni bir ilan girildiyse evleri kaçırmayalım. Sina ben düşündüm de ben yeni ev falan istemiyorum. Ya ben burada mutluyum. Babam beni kendime getirdi. İşte benim sevgilim bu ya. İşte bu ya. İşte benim canım karım. Şey yapalım o zaman. Gidelim babana bu müjdeli haberi verelim de daha fazla üzülmesin adam ha. İyi tamam şunları yiyelim. Ondan sonra gidelim. Tamam nasıl istiyorsan. Ama makarna güzel olmuş ha. Tamam anne ya kimsenin haberi yoktu bundan kızım. Vallahi yoktu Nedim. Kızım Tuğçe senin de mi haberin yoktu yavrum? Ya vallahi yoktu anneanne. Zaten şimdi heyecandan küçük dilim yutacağım ya. Ben küçük dilim... Ya çocuklar, ne oluyor böyle size ya? Bak içeride insanlar bekliyor ya, yapmayın ya. Babacığım, müsaade edersen bize yapılan emribaki neticesinde nasıl bir pozisyon alacağımızı istişare ediyorduk da... İstişareye gerek yok. Dinleyeceksin, değerlendireceksin, sonra düşüneceksin Nedim. Ama senin düşünmen bitmez ki. Düşün, düşün, düşün. Hadi. Çok vay, sağ ol baba. Teşekkür ederim yani böyle yüzüme yüzüme. Oh yani. Nedim, bak alınganlığın sırası değil lütfen. Hadi yürü oğlum, yürü. Ya ama bir düşünmeden mi olacak? Yani bir böyle lappalarak olmaz ki benim düşünmem lazım ya. Nedim içinden düşünürsün gel. Derya. Anne. Hadi geliyorlar, geliyorlar yavaş. Yavaş. Ya. Tamam hadi. İnşallah. Tuğçe ne oluyor? Oğuz'u falan böyle elinde çiçeklerle gördüm içeri girerken. Beni istemeye geldiler teyze. Ne? Hadi canım. Oo, Damla tam ortasına düştük yani. Yalnız baştan söyleyeyim ben kahve işinde yokum. Kokuyor biliyorsun. Tamam. Efendim hattı zatında eniştemin dediğim gibi bu işte hiçbir suçu yok. Adam oğlunun yüzünden nezaretteydi. Kaçak et konusundan haberi bile yok. Bunu bilmiyordum. Ya o kadar gururlu bir adam ki işte. Ya utancından gelip karara itiraz bile edemedi ya. Şimdi o nezarette olduğu için dükkan ablama kaldı. Ben de gittim kıyma aldım. Ucuz etin yahnesi işte. O oldu tam anlamıyla. Sonuç itibariyle eniştemin hiçbir suçu yok. Sorarım size. Yazık değil mi bu adama ya? O tarihte nezarethanede olduğunu ispatlayabilir misiniz? Bir tabii. Ben gerekli evrakları yarın fotoğraf yoluyla size iletirim müdürüm. Onları atın. Ben işlemleri hızlandırayım. Sağ olun, sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Sağ olun, buyurun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Vallahi her şeye alıştım ama bir şu kahve kokusuna alışamadım ya. Kusura bakmayın. Alışık olmadığı için böyle heyecanlanıyor. Niye kusura bakalım efendim? Alışmaması hoş bir şey tabii. Alışkın olsa daha mı iyi? Değil mi, değil mi, değil mi? Ay ilahi Mahmut Bey. Efendim, ben de artık hazır kahvelerimizi içerken söze başlayayım. Şimdi çocuklar birbirlerini tanımışlar, tartmışlar, mantıkları uymuş. Nedim'cim de bugün eğer Tuğçe ile ciddi düşünüyorsan gel bizden iste yoksa bu iş olmaz demiş. Biz de o yüzden buradayız. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğluşum Oğuz'a kızım Tuğçe'yi istiyorum. Allah Allah! Güzel. Tabii biz de ne diyelim, değil mi Nedim? Ne diyoruz? Ne diyelim? Efendim biz bunu böyle eni konu, sağlı sollu, böyle önlü arkalı, komple böyle çembersel bir düşünelim iyice. Nedim, neyi düşüneceksin oğlum? Madem düşüneceksin, niye çocuğa gelip isteyin dedin? Demedim. Ben de demedim. Ben öyle bir şey dedim. Öyle bir dedim ama bunun bir önü var baba, bir arkası var. Böyle lappadan böyle bir şey demedim ki kitaba ortadan girmeyin. Tam olarak böyle bir şey yap topu. Tamam kes! Tuğçe, torunum. Sen ne diyorsun? Yani bana kalırsa ben tekte verilmeyi tercih ederim. Yani Damla teyzem gibi ikilemeye gerek yok diye düşünüyorum, değil mi? Nedim, hadi. Ya hadi baba. Nedim, hadi ha. Neyin hadisi baba, lütfen bana hadi. Okay. Çok. Ya, ben bunu neyi? Anlamıyorum neyi ver, neyi vereyim? Nedim oğlum, senin de damadın olacak. Sonra sen de bir şeyler yaparsın ona, canın sıkılmaz ha. Anne biz senin gibi iş güveysi alalım diyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ya yok artık baba ya. Şimdi sen sus. Sen sus. Bak Nedim sen susuyorsun. Tamam baba susayım ben. Feryal Hanım lafı fazla uzatmayacağım. Ben sevgili torunumu verdim gitti. Babacığım müsaade edersen ben kendi kızımı kendim vermek isterim ama artık yani. Nedim ver o zaman. Ver! Ama bir düşünmek lazım, bunu düşün. Allah Allah! Yani. Torun benim torunum, ben onun dedisiyim, ben verdim gittim. Tamam. Ya ben de verdim ya, tamam of ya. Efendim, biz bir de sözde kesmek için hazırlıklı geldik efendim. Yok öyle abi, yok artık yani. Tamam Derya, bir dakika. Nikah memuru da dışarıda mı bekliyor Mahmut Bey? Ne oluyor? Dur. Sakin ol. Efendim, biz Tuğçe ile Oğuz'a söz kesmek için değil. Başka söz. Dünürüm. Bu sana yakışır. Buyur, lütfen. Yani Dünür ben anlamadım. Yani bu sözü biz kime keseceğiz? Kime olacak canım? Aa, hala anlamadınız mı? Öznur kızım, hayırlı olsun. Bir annen daha oluyor. Oh, ne diyorsun anne sen? Hayır! Lan bu çok iyi. Olamaz böyle bir şey. Olmaz. Neden olsun zaten? Bu yaşta neler uğraşıyoruz biz yarabbim? Kaan'cığım, kapat gözlerini sonra alışacaksın bak. Aşkım sen de. Manyaktı ya. Sen bana sormayı düşünüyor muydun? Doğru. Kızım sen Ferdi ile evlenirken bana mı sordun ha? Neyse efendim, biz Feryal Hanım'la yeni bir yolculuğa çıkmak için izninizle burada ilan etmek istiyoruz. Ay şu anda bir genç kız kadar heyecanlıyım. Feryal Hanım, efendim şöyle yapayım. Dönürüm. Efendim, millete vatana hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Oynamadan en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bağçeşmeli börekçi Rasim oğlunun aldığı ödülü oğlunun elinden aldı. Bak bu gazetenin attığı manşete bir de bakın. Ne diyor dayı? Bir tek başrol var, o da babamdır. Vay. Bizim ailede kim ne kadar oynarsa oynasın başrol hep babamdır diyen Ferdi Akyol, ödülü seyirciler arasında oturan babasını sahneye davet ederek kendisine verdi. Aa, bak bu manşet kafiyeli ha, bak. Halk ödülü Ferdi'ye, Ferdi babasına verdi. O ne ya? Halkın ve jürinin oylarıyla belirlenen en iyi dizi oyuncusu ödülünü alan Ferdi, ödülü babasına itlaf etti. İthaftır o, ithaf. İthaf, evet doğru, yanlış okumuşum, ithaf etti. Gerçek başrol o. Hayatta sahip olduğu her şeyi babasına borçlu olduğunu söyleyen Ferdi Akyol, bu ödülü benden çok o hak etti diyerek babasına verdi. Dalga geçiyorsunuz değil mi benimle? Öyle bir şey yazmıyor. Ama siz daha önce onu ezberlediniz bana onu. Baba okusana, orada yazıyor işte. Yazıyor işte bak. İşte yazıyor burada ya. Bir tek başrol var orada bak. Ne yazıyor ya? Yani... İlk başrol babamdır yazıyor. Bu arada sahneye de ne yakıştın ya? Aa öyle. Parıl parıl parladın ha. Kimse gözünü alamadı senden. Ferdi bu kadar da fazla ama ha. Baba nasıl oldu bilmiyorum ama sen Ferdi'den daha şöhret oldun ya. Nasıl olacak bu? Nasıl oldu o iş? Nedim. Hatta ben iyi ki ablamın kardeşi olmuşum da senin kayınbiraderin olma şerefine nail olmuşum diye kendimi düşünmekten alamıyorum, açık net. Adnan bak, Adnan. Ya. Aa. Tabii. Benim hiç hakkım yok çünkü. Varsa yoksa Rasim. Her şeyi tek başına yaptın değil mi Rasim? Olur mu anne ya? Sen oynadın, biz seyrettik. Canan, şimdi bak, durum öyle değil. Şimdi ben sana anlatayım. Şaka şaka. Seninle gurur duyuyorum Rasim'im. Hey be. Anne, teyzem çıkmış biz de. Ha, tamam, hadi, tamam hadi kızım hadi. Anne, Damla'yı bugün biz doktora götüreceğiz de Sina'nın işi varmış biraz. Ha bu arada bugün doktor kız mı erkek mi olacak onu söyleyeceğim. Şaka mı? Ama bir yere gitmesin kimse, toplanın. Tamam buradayız. Tamam, tamam. Hadi. Haber bekle. Hadi gel hadi bakalım. Hadi inşallah kız olur. Hayırlısı hayırlısı. Ben de diyorum ki bir oğul olur. Aslan gibi bir oğul olur. Ben artık heyecandan ölmeden şunu yapsak mı? Evet ya çocuk haklı hadi ben haklıyız hadi. Hadi. Tamam durun. Hadi. Tamam patlatıyorum. Hadi. Benim. 3, 2, hadi patlat. Gücüm yetmedi sen yap. Ben mi? Sina hadi. Patlatıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bizim kızımız mı olacak? Evet. Canan koyalım mı adını? Canan koyalım. Anneciğim koyalım ya adını Canan koyalım mı? Ay. Koyun yavrum. Koyun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bir dahaki ne de eğer erkek olursa onun da adı Adnan olsun da. Ne alaka ya? Allah Allah. Nerede yani? Hadi. Şimdi tam da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir tane Rasim geliyor zaten yolda. Yahu Deniz'le konuştum. Haberler olumlu. Oğlan çocuğu geliyor. Rasim adı da. Şunu, bu güzel anı, bu mutlu anı ölümsüzleştiriyoruz. Hadi. Şurası biraz sıkışsın. Gel. Sıkış bir dakika. Şurası. Tamam. Ya Ferdi geç. Sayıyor son 3, 2, 1. Peynir.